Spor ruhundan iyi yayınlar sevgili seyirciler. Haftanın ardından sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızı aslında çok mutlu başlamak istiyorduk ama Gaziantepspor'da yaşanan üzücü olay sadece Gaziantepspor camiasının değil, Türk futbolunda büyük bir üzüntü yaşandı. Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rojt Aral bildiğiniz gibi dün yaşamına son vermişti. Bunların biraz sonra hepsini konuşacağız. Gaziantepspor Konya deplasmanından 3 puanla döndü. Yine az önce sonuçlanan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Gaziantepspor Urfa deplasmanından 1 puan alarak dönerken potada Gaziantep'i temsil eden temsilcimiz Gaziantep basketbol takımı Beşiktaş'a mağlup olarak playoff'a kalma yolunda önemli bir yara aldı. Bunun dışında Gaziantep'te bugün Elazığspor'u yeni Malatyaspor'u konuşacağız ve hafta sonu yine ilimizde Gaziantep'te oynanan Bal Ligi için önemli bir karşılaşma vardı. Şehit Kamil Belediye, Rizespor, bunların hepsini programımızda geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde vereceğiz. Ben hemen sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sayın Mutlu Özpınar'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gazeteci arkadaşım Sayın Ramazan Taşkın'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Gaziantep'li teknik adamlarımızdan bizim spor ruhunun her hafta olduğu gibi değerli yorumcusu Mehmet Ali Süral hocam hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, Gaziantepspor Konya galibiyetinin sevincini doyasıya yaşayamadı. Dün yaşanan üzücü olay Gaziantepspor camiasında özellikle futbolcular arasında, takım arkadaşlar arasında, teknik heyette büyük bir şok etkisi yarattı, üzüntü yaşattı. Sezon başı Gaziantepspor'a transfer olan Çek futbolcu Rojt Aral'ın girdiği bir bunalım sonucu, daha doğrusu bugün tam net bir bilgi olmadı. Az önce Sayın Ramazan Taşkın'da ifade etti, savcının ifade açıklaması var. Gaziantepspor Kulübü'nün yaptığı açıklama var. Bu futbolcunun daha önceden tedavi gördü, ruhsal bunalım yaşadığı belirtilmiş ve bundan dolayı intihar etmiş olabileceği belirtilmişti. Biz Kanal 5 ve Spor Ruhu ekibi olarak buradan Rojt Aral'ın için tüm ailesine ve yakınlarına başlıyoruz. Özellikle Gaziantepspor camiasının baş sağ olsun temennisinde buluyoruz. Bu futbolcu için yarın Gaziantep Kalyoncu Arena Stadı'nda saat 15'te bir anma töreni düzenlenecek. Buradan da tüm taraftarlar ve Gaziantepliler davetlidir. Bugün Sayın Kulüp yöneticileri aramışlardı. Bunu özellikle belirtiyorum. Saat 15'te Gaziantep Kalyoncu Arena Stadı'nda yarın Rojt Aral için bir anma töreni düzenleyecek. Bu futbolcunun ailesi de gelecek. Bunu da hemen sizlere bir not olarak aktarmak istiyorum. Mutlu abi, üzücü bir haber. Aslında programımıza iyi başlamak istiyorduk. Evet. Gaziantepspor'un galibiyeti. Gaziantepspor Kulübü'nde yöneticilik yaptınız. Evet. Ki belki de en çok böyle zor olsa siz bu duyguları daha iyi bir şekilde anlarsınız. Bir kulüp yönetiminde olmanın, böyle bir futbolcunun, bırakın bu şekilde vefat etmesi de, bir futbolcunun sakatlanması ve ayağının kırılması bile insanları çok derinden üzüyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bununla ilgili duygularınızı alalım. Öncelikle Çek futbolcunun ailesine başsağlığı diliyorum ve Gaziantepspor camiasına başsağlığı diliyorum. Gaziantepspor büyük bir camia, bir aile. Tabii bu ailenin içine bir fertin bu şekilde talihsiz bir olayla vefat etmesi bir şaşkınlık yaratmıştır. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun diyorum. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Birazdan döneceğiz. Evet Ramazan, bir senin duygularını da alalım, görüşlerini de alalım. Yıllardır basının içerisindesin. Gaziantepspor'u, buradaki takımlarımızı takip ediyorsunuz. Belki de ilk defa Türkiye'de böyle bir olay yaşandı. Evet, gerçekten üzücü bir olay. Dün haber aldığımda zaten acaba doğru mu yanlış mı diye kulübe telefon açtım. Çünkü intihar olayı öyle bir rahatsızlık ya da herhangi bir trafik kazası ya da herhangi bir şey değil. Yani bir futbolcunun intihar edebilmesi, evet, için kalp krizi değil, belli bir sebepler olması gerekiyor. Zaten bu da bugün savcının da açıklaması var konuyla ilgili. Daha detaylı otopsi raporlarının açıklanması için İstanbul'a gönderildi. Evet. Şeyler daha detaylı, daha kapsamlı şeyler açıklanacak. Gaziantepspor ikinci üzüntüyü yaşadı tarihinde. Daha önce Nigris konusunda böyle bir şey yaşamıştı ama Nigris intihar falan değildi. Nigris Gaziantep'te değildi, Yunanistan'daydı. Yunanistan'da vefat etmişti. Bundan hemen onu da hatırlatayım. Bundan bir ay önce de Marcelo'nun kalp krizi sonucu vefatı vardı. Yani Gaziantepspor'un da zaman zaman üzücü durumlar, burada oynasa da oynamasa da Gaziantepspor'da forma giydiği için Gaziantepspor'da duygusal anlar yaşanıyor. Umarım
ilk ve son olur Roştan'ın gibi vakalar. Bence ailesine de başsağlığı diliyorum. Yarınki törenin ardından herhalde ülkesine gönderilecek. Evet. Ankara Büyükelçisi'yle birlikte gelecekler. Oradan da ülkesine gönderilecek. Savcının açıklamasında kulübün açıklamasında Roş Taş'ın daha önceden rahatsızlığı, psikolojik sorunlar olduğunu açıkladılar ama oraya bırakılan not herkes çok farklı yorumlar yaptılar işte. Bu aslında Çek basınında da Reuters'ın daha önce böyle bir ruhsal rahatsızlık olduğunu işte bu uzun süreden beri tedavi görüyormuş zaten. Bu tedavi gördü. Uzun süreden beri tedavi görüyormuş ama şeyler çok çirkin. Hani intiharından sonra işte ortaya atılan iddialar. Ortaya atılan iddialar, sevgilisinin işte gelip gitmesi, her şey yani çok farklı şeyler, borçlarından şeyler söylendi. Savcı ve Gaziantepspor Kulübü çok net bir şekilde açıkladı. Roştay'ın psikolojik sorunlarından olmasından dolayı intihar etti. İçeride bulunan oradaki notta da bununla ilgili herhangi bir şey yok. Evet, sadece alacak verecekleriyle ilgili orada küçük bir not oldu söylendi. Blok notu varmış, ona kendi notlar tutmuş yani. Yani herkesin tuttuğu gibi onun da günlüğü vardır, günlüğünü tutmuştur yani. Evet. Mehmet Ali Hocam, bir teknik adam olarak Allah böyle bir acıyı da kimseye yaşatmasın. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir gün önce, iki gün önce maç kazanıyorsunuz, büyük bir moralle dönüyorsunuz. Arkasından böyle bir üzüntü yaşıyorsunuz ki tam da iyi bir haftada. Bu konuda sen de Gaziantepspor'da yıllarca görev yaptın. Düşüncelerini, duygularını alalım. Biz de haberi duyduğumuzda önce inanmadık. Sonra kulüpte çalışan arkadaşları aradığımızda aynı Ramazan abinin sizin söylediğiniz şeyleri söylediler. Biraz psikolojik problemi varmış herhalde. 15 gündür de bu sıkıntılı bir süreç yaşıyormuş. Ne diyelim, Allah ailesine sabırlar dileyelim. Yarın da bir törenle herhalde cenazesi defne edilecekmiş. Kalyoncu Gaziantep Kalyoncu. Üzücü bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum. Yiyecek başka bir şey bulmuyorum yani. Evet sevgili seyirciler, az önce de belirttim. Yarın Rojtaral için Gaziantep Spor Kulübü Kalyoncu Arena Stadı'nda bir tören düzenlenecek. Anma töreni düzenlenecek. Bugün kulüpten yapılan açıklamada tüm taraftarları, Gaziantep Spor'u destekleyenleri, işte Gaziantep Spor geçmişinde görev yapan yöneticileri ve Gaziantep'leri buraya davet ettiğini belirttiler. En azından son yolcunda, son görevinde Gaziantep Spor Kulübü olarak Gaziantep Spor'a yakışır bir anma töreni düzenleyecekler. Bunu da belirtelim. Türkiye'nin gündeminde de zaten bugün sürekli haber saatlerinde ve diğer spor programlarına baktığınız zaman Roştaral vardı. Değerli konuklarımız da duygularını belirttiler. Hemen Gaziantep Spor'a geçmiyorum. Evet Mutlu abi, Gaziantep Spor Konya deplasmanından 2-0 galip geldi. Kankwe ve 1,5 yıldan beri gol atamayan Muhammed Demir'in attığı golle 2-1 galip geldi. Evet, galip geldi. Zor bir karşılaşmaydı. Geçtiğimiz hafta burada konuştuğumuzda programda şunu ifade etmiştik hepimizin görüşü. Özellikle de bu maç gerçekten kırılma maçı demiştiniz. Ligin de kaderini belirleyecek diye. Neler söyleyeceksiniz? Bundan sonraki kalan maçlar için Gaziantep Spor'un bu yaşanan üzücü olay etkiler mi Karabük maçında? Bu konudaki görüşleriniz ve düşünceleriniz. Öncelikle teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum Konya galibiyetinden dolayı. Konya önemli bir durumda fikstüre baktığımız zaman. Fikstürün en iyi takımlarından birisi. Konya maçını almaları Gaziantep Spor açısından tekrar bir heyecan kazandırdı. Kayseri Spor'la Gaziantep Spor arasında 2 puanlık bir fark kaldı. İnşallah bundan sonraki maçları da kazandığımız zaman bizim bir sıkıntımız olmayacak. Fakat burada dikkat ettiğim bir husus var. Gaziantep Spor ve Kayseri Spor bu tehlikeli bölgeden kopmamak için mücadele ediyorlar. Evet. Yani hakikaten büyük bir avantaj var elimizde. Bu avantajı kullanamadık. Şu anda Kayseri Spor'un olumsuz gitmesini iyi değerlendiremedik. Biz şu anda çok avantajlı bir duruma gelecektik. Sahamızda kazanacağımız iki maç bizi çok rahatlatacaktı. Bunu yorumlarken Kayseri ve Gaziantep Spor'u beraber yorumlamak gerekiyor.
İkisi de tehlikeli bölgeden ayrılmamak için direniyorlar yani. Bu anlamda hemen şunu da belirtelim. Kayseri Spor'da Sergen Yalçın istifa etti. Yerine ayrıldı. Mesut Bakkal geldi. Evet. Onu da belirtelim izleyicilerimize. Kim geldi? Mesut Bakkal. Bugün anlaştılar. Mesut Hoca da ilk itmanına çıktı takımla birlikte. Hı hı. Onu da hemen buradan belirtelim. Evet Mutlu abi. Yani bizim Kayseri Spor'un hocasının değişmesi çok bir şey ifade etmiyor bence. Yani Kayseri Spor'da bir dağınıklık var, bir kopukluk var. Yani bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Gaziantep Spor daha değerli toplu bir takım. Baktığımız zaman Muhammed Demir gibi bir santrforumuzu kazanmış durumdayız şu anda. Bu evet. Büyük bir avantaj. Takımın şu anda cezalı futbolcusu kalmadı galiba. Yok, Karabük maçında Cilas'ın cezasını çekmesi ve bizim o Cilas'ın cezalı olduğu dönemde de galip gelmemiz bize çok büyük bir avantaj sağladı. Şimdi 6 tane lig maçımız kaldı bu durumda. 6 lig maçına baktığımız zaman 18 puan ediyor. Yani buradan bir 4 galibiyet sağlamamız gerektiğini düşünüyorum en azından. 4 galibiyetle bizim bu ligde kalmamız garanti olacaktır. Garantileyeceğimizi düşünüyorum. Bülent Hoca bu maça iyi çalışmıştı. Konya Spor'u iyi analiz etmişti. Takım daha derli toplu oynadı. Futbolcular görevlerini iyi yaptı. Barış'ı kutluyorum. Ben geçen haftaki iki mağlup olduğumuz maçta Barış'ın hataları, Barış'ın biraz konsantrasyon eksikliği veya sahaya, çok fazla Barış konsantrasyon... Barış da kaptan olarak çıktı sahaya. Yani kaptan olarak da çıktı sahaya. Evet. Ben ya Barış çok konsantrasyonu yüksek olmuştu ya da çok konsantrasyonu çok iyi mücadele düşüktü. Etti. İlk golün asistini yaptı. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi. Şeyde yalnız benim söylediğim mağlup olduğumuz iki maçta Barış çok dağınıktı. Bu maçta ben şunu iddia ediyorum. Bu maçı Barış aldı. Barış çok değerli toplu ve takıma katkı yüzdesi çok yüksekti Barış'ın. Yani Barış kendisini dağıtmaması gerekiyor. Taraftarla muhatap olmaması gerekiyor. Kendini oyuna vermesi gerekiyor. Barış biraz duygusal bir arkadaşımız herhalde. Bu anlamda kendisini takıma ve oyuna vermesi gerekiyor. Yani taraftarla muhatap olmanın kendisine bir katkı sağlayacağını görmedik. Yani bir katkısı olmuyor, dağılıyor daha beter. Hata yapmasına sebep oluyor. Bu maçta ben Barış'ı çok takıma faydalı, takımın yıldızı olarak gördüm. Ha, Muhammed Demir'i de kutluyorum. Uzun bir aradan sonra golle tanıştı. Gaziantep Spor'un santrforu bence Muhammed Demir'di. Zaten geçmiş yıllarda da bunu hep gördük. Cilas'la beraber Muhammed Demir bizim bundan sonraki maçlardaki en önemli kozumuz. Galibiyetlerimizi sağlayacak iki tane arkadaşımız, iki tane futbolcumuz. Bülent Hoca'nın dikkat etmesi gereken hususlardan en önemlisi rehavete kapılmamamız lazım. Konsantrasyonumuzu çok yüksek tutup oynayacağımız takıma odaklanmamız gerekiyor. Dersimizi iyi çalışmamız gerekiyor. Ben Alanya maçını da kazanacağımızı inanıyordum Gençler Birliği maçında. Fakat burada biz bu takımları iyi analiz edememişiz. Yani biraz teknik heyetin dikkat etmesi gerekiyor bu hususlara. Yani Gaziantep Spor bu ligde kalması lazım. Kalması gerek. Bunu her defasında söylüyoruz ama şanssızlık mı diyelim, kısmetsizlik mi diyelim. Tam ivme kazanıyoruz. Yani bir galibiyet serisi yakalayacağız. Bir aksilik gidiyor. Yani hem şehir dağılıyor, hem futbolcular dağılıyor, hem teknik heyet dağılıyor, hem yönetim dağılıyor. Yani bu olayı çözmemiz lazım. Yani çok sıkı tutmamız lazım. 6 maç kaldı. 4'ünü kazanırsak biz inşallah ligde kalacağız. Gaziantep Spor bu lige lazım yani. Bu ligin olmazsa olmazlarını biliriz. Evet. Evet Ramazan. Önemli bir galibiyetti. Mutlu abin de dediğim gibi baktığımızda Gaziantep Spor Konya'yı Bülent Hoca ile birlikte iyi etüt etmişlerdi. Maçın ilk
15 dakikasında çok beklenen bir Gaziantepspor olmasa da maçın genelinde Gaziantepspor üstün bir performans sergiledi ki Konya kendi sahasında kolay kolay maç vermeyen ve bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisiydi. Artı Konya taraftarını bilmiyorum, maçı takip ettiniz mi? İnanılmaz bir desteği vardı takımına. Senin görüşlerin nedir? Kalan maçlarla ilgili yapacağın yorum nedir? Neler söyleyeceksin? Şimdi futbol sahada oynanıyor. Sahada oynadığın futbolu kazanmadığın sürece kimse kimseye puan vermiyor. Evet. Şimdi biz 3 hafta öncesine gidelim. Alanya maçının öncesine. Herkes Alanya ve Gençlerbirliği maçını çantada keklik görüyor. Yani kazanılmış bizim 6 puan cepte olarak hesaplanıyor. Yani kazanılmış değil de yani seyircimiz önünde, taraftarımız yani önünde, bak, stadımızda hep onu düşünüyoruz. Şuraya geleceğim. Bak o iki maçın önemi şimdi ne kadar ortaya çıktı biliyor musun? En kritik maç Konya maçı diyorduk işte. Konya bugün maçından çok özür diliyorum. Yani bugün diyoruz ki kendi kendimize, mesela gazeteci arkadaşlarla da oturduk bunun şeyini yaptık veya taraftarlarla da. Keşke bu içeride iki maçtan iki puan almış olsak diyorduk. Yani bir berabere kalsanız bile, Alanya ve Gençlerbirliği maçında iki tane beraberlik alsanız şimdi şeyden berabersiniz. Kayseri ile aynı puana, evet, sahipsiniz. Kayseri'yi deplasmanda yendiniz. İkili avarajda Kayseri'nin üstüne çıkıyorsunuz. Yani kırmızı çizgide yukarıdasınız. İşte bazen ümidin olmayan maçlardan galip geliyorsun. Bazen de garanti gördüğün maçlardan mağlup ayrılabiliyorsun. Gaziantepspor'un kaderi, Mutlu abi çok güzel bir şey söyledi. Hem Kayserispor hem Gaziantepspor altta kalmak için, o bölgeden çıkmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi Konya maçına geldiğimizde Gaziantepspor işte o Fenerbahçe maçında, Bursa maçında, Kayserispor maçında, deplasmanda Kayserispor ortaya koyduğu futbol, Osmanlı maçında ortaya koyduğu futbolu Konya maçında da ortaya koydu. Bakın iki tane atılan gol var. Çok sayıda pozisyon var. Ve eleştirdiğimiz Barış, taraftarın eleştirdiği Barış, taraftarla sürekli karşı karşıya gelen Barış, iki golün pozisyonunda da Barış var. Bir tanesini sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta Kavanka'nın kafayla attığı golde. Diğeri de Muhammed Demir'in yine Barış'ın ortadan tam direkt Barış'ın önüne Barış, dönen topa Muhammed Demir'in önüne attı. O da direkt ceza sahası içerisinde son vuruşu yaptı. Yani Barış hem kendi bölgesinde, o sağ kanat dediğimiz kendi bölgesinde, hem de orta alana biraz daha yakın oynayıp Gaziantepspor'un gücüne katkı sağladı. Hem defans hem ofans anlamında yani, sağ koştu. Kanadı çok güzel, evet, kullandı. Yani gitti geldi, görevini layıkıyla yaptı. Kötü oynadığı zaman eleştiriyoruz ama iyi oynadığı zaman da bu futbolcunun ya da diğerlerinin hakkını vermemiz gerekiyor. Gaziantepspor'da kötü oynayan oyuncu yoktu Konya maçında. Evet. Yani baktığın zaman oyuna müdahaleler kenardan, biz Alanya maçında Bülent Uygun yerinden kımıldayamadı dedik. Yani Alanya maçının mağlubiyetinde teknik direktör Bülent Uygun ne yapacağını bilmedi. Takım o kadar kötüydü ki, yürüyordu ki. Arkasından gençler bir maç içeride oynadığınız Ertelen maçında yine aynısı. Müdahaleler de yanlıştı. Ama Konya maçında hem kenar yönetim görevini çok iyi yaptı, hem de sahanın içerisinde görev alan futbolcular görevini çok iyi yaptı. Durum böyle olunca da Gaziantepspor rahat bir galibiyet aldı. Bu galibiyetten dolayı kutluyorum ben Gaziantepspor'u. Bundan sonraki maçlar Gaziantepspor için gerçekten de çok zor. Bu hafta Karabük geliyor biliyorsunuz. Akhisar'a gidiyoruz. Akhisar bizim rakiplerimizden birisi. Akabinde Galatasaray geliyor. Yine Çaykur Rize'ye gidiyoruz. Bakın. Çok zor bir sürece girdi Gaziantepspor. Puan şeye, kalan maçlara baktığınızda Akhisar bizim rakibimiz. Çaykur Rize bizim rakibimiz. Arada Galatasaray maçı var. Rize'den sonra Beşiktaş buraya geliyor. Yine son maçı deplasmanda Antalya'yla oynuyor Gaziantepspor. Çok iyimser bir tablo çizdi. Mutlu abi yine 4 maçlık bir tablo çizdi ama 4 maçı almazsanız lide kalma şansınız yok. Evet. Yani 6'da 4 yapmazsanız lide kalma şansınız. İyimser tablodan harici yani bunun alternatif yok. Alternatif yok. Yani şimdi Kayseri kötü giderken Sergen Yalçın gibi bir teknik adamı göndermiş. Mesut Bakkal gibi. Yalnız dün mesela Sergen Hoca'nın istifa sonrasında yaptığı bir açıklama vardı, bilmiyorum. Şimdi Mutlu abi bir şeyler söyledi yani Kayseri Spor'un içinde falan. Sergen Hoca da aynı şeyleri ifade etti. İşte geldim geleli bazı sıkıntılarla uğraşıyorum. İki tane futbolcuyu kadro dışı bıraktım, affedildi. Benim de bir dayanma gücüm yok falan. Orada bir gerçekten bir problem var da bizim sorunumuz şimdi değil. Şu var Ökeş. Altlar. Sıkıntısız takım yok. Evet. Siz bugün
En iyi takım şu anda Beşiktaş görünüyor. En iyi ligin lideri. Beşiktaş'ta bile aynı sıkıntılar vardır. Siz teknik adam olarak bu sıkıntıları gidermek ve takımı sahada futbol oynamak için teknik adam olarak dünyanın parasını alıp buraya geliyorsunuz. Herhangi bir takıma gidiyorsunuz. Yani siz, ben buraya geldim sıkıntılarla boğuşuyorum. Yok o X bir takıma gittim, A takıma gittim, B takıma gittim. Bugün problemsiz, borçsuz, iyi yönetilmeyen takım yok yani. Tüm takımlar aynı sistem ya. Belki bunların içerisinde en iyilerinden bir tanesi Gaziantepspor gibi gözüküyor. Yani biz tüm takımların içinde olmadığımız için bazı şeyler gün ışığına çıkmıyor. Biz Gaziantepspor'un içerisinde olduğumuz için sadece Gaziantepspor'u konuşabiliyoruz. Onun için tüm takımlardaki sıkıntılar, sorunlar, futbolcu sorunları, sahadaki problemler, teknik konular hepsi aynı. Türkiye'de şu anda bütün takımlar aynı sıkıntılar yaşıyor. Yani bunun gerek Süper Lig olsun, gerek yani bunu Sergen Yalçın söylemiş, Bülent Uygun söylemiş. Hayır, yani bir farklı bir teknik adam söylemiş. Ama hiçbir teknik adam da görevi bırakırken veya şunu yaparken bunu söylemiş. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani Mutlu abinin söylediğine dayanarak söylemek istedim. Sergen Hoca da çok net bir şekilde işte geldim geleli problemlerle uğraşıyorum. İki futbolcuyu kadro dışı bıraktım. Benim de bir dayanacak gücüm var. Bir hafta önce bırakmak istedim. Onu söylemek. Yani Kayseri Sergen Yalçın'la. Çünkü biraz sonra benim sana soracağım soruyla ilgili onu birleştirmek istiyorum. Sergen Yalçın'la ilgilenmem, ben sana şunu söyleyeyim. O zaman Sergen Yalçın Kayseri'yi bırakıp bu açıklamayı yapıyorsa, Antalya'da Gaziantepspor'u bırakıp giderken niye çıktı bırakma gerekçesini ya da sıkıntılar açıklamadı? O zaman demek ki yani burada çok, o kadar sıkıntılar ayrılmamış yani. O da var. Yani çok da doğru değil yani. Yani doğru değil bu. Siz gidiyorsunuz birilerini işte, suçlayarak. O, bugün Kayseri'ye gelen Mesut Bakkal Gaziantepspor'dan ayrıldığında demedi mi? Şey, vapur parasını ben verdim, bilmem ne yaptım, şunu yaptım, yani, bunu yaptım demediler mi? Yani baktığınız neyse, zaman konumuzu şey dağıtmayalım onlara. Evet. Onun için ben alınan galibiyet güzel bir galibiyet. Kayseri ile aradaki puan farkı 2'ye indi. Bu galibiyetin üzerine sadece bize Gaziantepspor'u şu anda desteklemek düşer. Gaziantepspor'u eleştireceksek küme düşmesi ya da lider kalması kesinleştikten sonra ne söylenecekse hep beraber burada söyleyelim diye, evet, düşünüyorum. Evet, ben Gaziantepspor'la Konya maçı ile ilgili de bir iki not var, hemen istatistik var, onları söyleyeyim. Şimdi Gaziantepspor Konya ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında toplam oynama oranı %70 Konya'dı, %30 Gaziantepspor'da ilk 45 dakikada. Şunu söyleyeceğim, sahada en çok koşan futbolcuya baktığınız zaman en çok Barış koşmuştu, mesafe katletmişti. İkinci yarıda tam dengeler değişti. Gaziantepspor işte köşe atışında, gol pozisyonunda, kaleye şut anlamında, İşte oyundaki pas yüzdesinde Gaziantepspor'un ağırlığı hissedilmişti. Şimdi geç, burada bakıyoruz %70'i 30 diyoruz. Evet. İşte burada hoca dersini iyi çalışmış. Şimdi burada biz %70 oynasaydık biz bu maçtan mağlup olur gelirdik. Karşımızda Konya Spor'da. Biz Alanya Spor'da da aynısını yapmamız lazımdı. Gençler Birliği'nde de. Yani bizim oyun sistemini rakip takımın gücüne göre ayarlamamız lazım. 11-11 oynanıyor maç. Fakat orada yetenekli ve kabiliyetli futbolcular varsa biraz daha farklı tedbir almak gerekiyor. Peki ben şöyle bir şey sorayım. Şimdi mesela Gaziantepspor'a, bilmiyorum bu benim tespitim, katılır mısınız? Gaziantepspor kapalı futbol oynayan takımlara karşı bir hayli zorlanıyor. Açık, mesela kendisi gibi açık oynayan futbolculara da, futbol takımlarına da özellikle hemen önde müdahale edip şu anda Türkiye'de en iyi o pozisyonda Beşiktaş'la, işte Başakşehir gibi takımlarla birlikte rakibi önde karşılayan kulüplerden bir tanesi. Bunu istatistikler gösteriyor. Bilmiyorum, evet, katılır mısınız? Evet, evet. Kesinlikle Gaziantepspor şimdi kontrata dayalı bir futbol sistemine göre oynuyor futbolunu. Fakat bu değişti şimdi, Muhammed Demir geldi. Şimdi kontratak ama Muhammed Demir inşallah formunu iyi yakalar. Yakaladığını inanıyorum. Bir de Muhammed Demir gibi bir golcüyü kontrol edemeyecek rakipler bu anlamda. Fakat yine biz haddimizi bilmemiz lazım. Çünkü kritik bir noktadayız. Çok salaş bir şekilde oynamamızın bize faydası olmayacak. Çok kontrollü oynamamız lazım. Ve gol bölgelerinde şu anda santiforumuz formunu tuttuğu zaman Muhammed Demir kesinlikle golü vardır. Yani her maçta golü olacağına inanıyorum. Cilas gibi de çok önemli hızlı, güçlü, hızlı, adam eksilten çabuk bir yapıya sahip bir futbolcumuz var, güçlü. Yani Gaziantepspor'un
bu hafta daha iyi oynayacağına inanıyorum ben. Bundan sonraki haftalar bu 4 maçı Gaziantepspor alır. Evet, mutlaka sizin dediğiniz gibi katılıyorum. Mesela Gaziantepspor sadece Konya'dan 3 puan almadı. Bana göre Muhammed Demir'i de kazandı. Evet. Yani bir şey de dikkatimizi çok çekti. Muhammed Demir gole kadar inanılmaz derecede hata yaptı, işte şey yaptı. Bülent Hoca sabretti. Golden sonra Muhammed Demir bırakın orta sahayı savunmaya gelip birazdan hocam döneceğim. Yardımcı oluyordu. Gaziantepspor'un bu maçtaki kazancı galibiyetin yanı sıra Muhammed Demir de oldu. Kesinlikle. Ki hele hele sizlerin belirttiği gibi böyle bir zorlu döneme girdiniz. Bugün Türk futboluna baktığımız zaman tek santraforla oynayan takımların çok da başarılı olamadığını görüyoruz, değil mi evet, hocam? Evet, evet hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Gaziantepspor'un kazanması bir anda dikte de bazı çok büyük dengeleri hesaplar değişti veya değişti, sıkıntıları. Yani. İşte bugün bu hafta en önemli, en çok sürpriz yapan takımlardan bir tanesi de Akhisar'ın Bursa'ya 5 gol atması oldu. Evet. Sizin görüşleriniz nedir? Şimdi ben de sizin söylemlerinizle orantılı olarak şimdi 6 haftalık bir periyoda baktığımız zaman Bülent Hoca'nın yani ikinci yarıda Bülent Hoca'nın deplasmanda nasıl oynanırı iyi becermiş takımı. Yani bugün Kayseri, Osmanlı Spor ve Konya Spor. Şimdi hani biri, ikisi, üçü, şimdi 3 maçta 3 deplasmandan 9 puan demek. Yani deplasmandan nasıl oynanır? Gaziantepspor iyi beceriyor. Şimdi Gaziantepspor'un sorunu içerideki maçlarda. Şimdi sen 3 deplasmandan 9 puan, içerideki 3 maçtan 0 puan. Şimdi dışarıdaki oynadığın sistemi, içerideki oynadığın sistemi aynısını devam ettirirsen, işte Gaziantepspor ne diyoruz hep? Hücum bölgesinde, hücumda sıkıntı çekiyor. İşte efendime söyleyeyim, kenar oyuncuları ortadan destek, yani bir jillası koyuyorsun oraya. Yani desteğe gelinmediği zaman, kenarlardan içerideki maçlar için söylüyorum. Yani kenarlardan orta atılmadığı sürece, orta saha ceza sahasının, rakip ceza sahasının içine girmediği sürece, içeride kesinlikle ve kesinlikle gol sıkıntısı çekiyorsun, pozisyon sıkıntısı çekiyorsun. Şimdi bunu mesela deplasmanda oynanan maçlara baktığımız zaman şimdi en son Konya Spor maçında işte %70'e 33 i̇lk falan. İlk yarı yani ortalama 67-33'tü ben de baktım. Şimdi öyle top oyunu yani topun kontrolü Konya Spor'da doğru ama Gaziantepspor o %70'lik topla oyunun sırasında bile pozisyon vermedi. Yani vermedi ki pozisyonu var hocam 3 tane. İşte şimdi Gaziantepspor 3 maçtır çok doğru oynuyor. Yani Bülent Hoca ikinci yarı geldikten sonra deplasmandaki oynadığı sistem çok doğru. Yani bu takımın yapısına uygun bir sistem. Şimdi dolayısıyla da Konyaspor çok oturmuş bir takım dedik. 3 kulvarda işte mücadele ediyor dedik. Baktığımız zaman pozisyon vermedi. Hatta maçtan sonra seyircilerin Aykut Hoca'ya bir tepkisi de dahi oldu. Yani ıslıklama. Evet, Konya taraftarı. Hatta Aykut Hoca 3 senedir buradayım. İşte 3 tane böyle maçı hatırlamıyorum. 2 saatte kalsa, 2 saatte devam etseydik biz gol pozisyonunu bulamaz ve gol atamayız diye açıklaması vardı. Şimdi bizim Gaziantepspor'la ilgili sıkıntımız içerideki maçlarda hani bunu seyirciye de bağlamayarak hani seyirci bize destek olmuyor. Küfürler işte ağız alınmayacak sözlerden ziyade Gaziantepspor'un içeride mesela bu maçta Kankfa diye bir oyuncu 4 tane gol atmış. Uzun süre belki sakatlık geçirdi. Ligin ilk yarısında 3 golü vardı. İkinci yarı başladıktan sonra İbrahim Hoca hayır kadro dışı kalmış bu çocuk. Yani İbrahim Üzülmez de kadro dışı kalmış. Angan kadro dışı kaldı hocam. Kankva kalmadı. Angan kadro dışı bırakmışlar. İşte şimdi kadro dışı benim söylem ya o zaman sakatlıktan oynamadı. Sakatlıktan. Yani şimdi böyle bir hücum özelliği olan bir kenar oyuncun varken şimdi Gaziantepspor bunu içeride işte Jillas gibi, Kankva gibi böyle oyuncuları kullanarak içerideki bu gol sıkıntısını giderebilir. Yani içerideki oynadığı maçlarda biraz daha hücumsal anlamda düşünürse bu sorunu da çözeceğine ve bu ligde kalacağına inanıyorum. Evet. İçeridekiyle dışarıdaki maçlar arasındaki fark. Şunu sorayım yani çok özür dilerim Ramazan. Şimdi dediniz Gaziantepspor dışarıdaki gibi içeride oynadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Kaybedildiniz. Pozisyon bulamıyor. Yani neye bağlıyorsunuz beraber hocam? Yani bunu içeride ben gol atamamanın sıkıntısı mı? Acaba hemen kazanma isteği mi? Yani bu. Ya şöyle şimdi biz beraber de seyrettik maçları. Evet.
Şimdi baktığımız zaman eğer içeride bir baskı kuramıyorsun, yani işte en gerideki savunma oyuncusuyla, şimdi Gilyas en uçta, yani o alanı daraltmıyorsan, rakibi sıkıştıramıyorsan, efendime söyleyeyim kenar oyuncuların işte bugün bu Konya maçında Barış veya Kalkfa kenardan inip orta kesmezse, orta saha oyuncuları şutu denemezse, efendime söyleyeyim yani çeşitli hücumu zenginleştirecek varyasyonları denemezsen, sadece Gilyas'a at, arkayı da boşaltmadığı zaman. Hocam Ramazan çok özür dilerim. Ramazan'ın ifade ettiği gibi Gaziantep Spor'da mesela sizin hep daha önce söylediğinizde mesela Pedroso sol kanatta çok iyiydi. Savunmada oynayan Wallace Reis müthiş kafa toplarının hepsini aldı. Evet. İşte Tiang ortamda orta alanda başarılıydı. Yine Fatao. Yani bu maçta baktığınız zaman bir de futbolcular deplasmanda. Yani bir futbolcu, iki futbolcu çok fazla öne çıkmıyor. Tüm takımı o neden kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi bakın Kayseri maçına bakın, Osmanlı maçına bakın, Konya maçına bakın. Şimdi siz deplasmanda oynadığınız zaman rakip kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak Gaziantep Spor'a boş alan bırakıyor. Katı savunma yapmıyor. Şimdi katı savunma yapan takımlar karşısında Gaziantep Spor biraz zayıf kalıyor. Şimdi Gaziantep Spor deplasmanına gelen takımlar birinci planda savunma güvenli, ikinci planda hücumu düşünüyor. Şimdi işte savunmayı Antep Spor içeride savunmayı yaramadığı için. İşte katı savunmadan dolayı. Mesela şimdi Kayseri maçına bakın. Bir tane Cilyas'ın oynadığı bölgede o Kayseri maçı, Osmanlı maçı, Cilyas yoktu Konya maçında. Kavanga vardı. Kavanga'nın oynadığı pozisyonda o alan tamamen boş. Yani bir tanesinde pres yapabiliyor orada. Ne katı savunma yapabiliyor. Gaziantep Spor çok boş alan bulabiliyor. Şimdi Barış'ın bu oynadığı futbolu sezon başından beri devam ettirmiş olsaydı Barış, böyle sprint futbolcuların olduğu zaman ya da orta alanda böyle top dağıtan bir oyuncun olduğu zaman bu tür deplasmanlarda çok farklı skorla 3 puanla dönersin. Yani gol atma şansın çok, pozisyon bulma şansın çok, alan buluyorsun, pozisyon buluyorsun, top dağıtabiliyorsun. Ama içeride oynadığın maçlarda rakip önce savunmayı ön planda tutuyor. Sana pozisyon vermemek için daha sonra kontra atakla gole çıkmayı düşünüyor. Yani tamamen biz Gaziantep Spor iç sahada başarısız göreceğiz ama Gaziantep Spor'un elindeki kadro bu. Yani az önce Mehmet Ali Hoca'nın dediği gibi kanatlardan böyle rakip savunmayı dağıtacak, yavuz ortalar yapılacak, yok atmazsa, yani denemezse. Elindeki malzeme bu. Bu malzemeyle peki, yapabildiğinin en iyisine yapmaya çalışacağız. Burada hocam hemen Ramazan tespitlerine katılıyorum ama şimdi hemen hocam burada bir teknik adam gözüyle size söylemek istiyorum. Şimdi Mutlu abi de söyledi. Muhammed'in dönmesiyle birlikte biz mesela forvette Gilyas çok fazla aşırı derecede yorgun oldu veya rakip takımlar hemen Gilyas'ı kilitlediği zaman veya yakın markaj aldıkları zaman çok fazla etkili olamıyorduk. Evet. Şimdi Muhammed'in dönmesiyle birlikte hocam, evet, işte kafa topu hakimiyetinde olsun, birebirlerde olsun, yani oyun zekası içeri olsun. Şimdi evet, Muhammed Gilyas daha rahat ve evet, bir de sizin ifade ettiğiniz gibi sağ kanatta da işte hızlı bir kank var. Gaziantep Spor'un hücum gücü arttı diyebilir miyiz? Şimdi mesela Gilyas'ın tamamlayıcı olarak şimdi Muhammed'in gelmesi demek bir alternatif hocanın bir hamle şansı. Yani ikinci bir hamlesi. Şimdi Muhammed'in ne gibi özelliği? İşte eğer topu ceza sahası içerisine getirdiğiniz zaman Muhammed'in tek vuruşu, efendime pozisyon alması, ya o sezgisi falan Muhammed'in zaten Muhammed'in evet, Muhammed yapan o. Kick attığı golde de müthiş derecede bir yani, zeki akıl topa vurduğu yani zaman o offside'ini onu da iyi ayarladı. Yani Muhammed'in böyle golü var zaten. Şimdi Gilyas gibi at önüne Muhammed'in öyle gidecek oyun özelliği olan bir oyuncu değil. Şimdi Muhammed'in olması da Gaziantep Spor'un hücum gücüne mutlaka yani bir teknik adam olarak yani bir hamle şansı olacak. Şimdi Gilyas'ın üzerine tüm yük hücum anlamında Gilyas'ın üzerine kaldığı zaman isterseniz bir futbolcu sonuçta robot değil yani bu formsuz olacak, sakat olacak, efendime söyleyeyim cezalı duruma düşecek ama iyi bir Muhammed, formda bir Muhammed Gaziantep Spor'un bu ihtiyacını giderir, bu sıkıntısını çözer diye düşünüyorum. Ki faydası olur. Yani mutlaka. Evet. Mutlu abi hemen sizden dönmek istiyorum. Şimdi Bülent Hoca, şimdi biz aslında burada yönetimle çok fazla konuşacak şey var da Ramazan'ın ifade ettiği gibi. Bugün gerek maçlarda olsun gerek ki şu andaki durumlarda bir yöneticinin ve Sayın İbrahim Kızıl'ın çıkıp da herhangi böyle hiçbir şekilde açıklama vermemesi bu kadar yaşanan sıkıntıya rağmen. Şimdi Konya maçından önce bir olay gerçekleşti Gaziantep Spor Kulübü'nde. Mutlu Bülent Hoca yapılan toplantı sonrasında Şenol Can ve Muhammed Yıldız'la yolları ayırdıklarını belirttiler. Şenol Can
rica etmiş yani kulüple birlikte sezon sonuna kadar antrenmanlarla devam edecek. Bülent Hoca'nın da basın olarak tabii toplantıyı içeriden takip etmediğimiz ama aldığımız duyumlara çok sağlam kaynaklara göre futbolculara kesin ve net tavır koyarak gerek yerli gerek yabancı futbolculara bundan sonra sahada koşmayan, terlemeyen, mücadele etmeyen futbolcu kim olursa olsun yollara ayıracağız demişti. Böyle bir tutum içerisinde iki futbolcuyu göndererek Konya deplasmanına gittiler. Bu konudaki Bülent Hoca'nın bu tutumu ile ilgili düşüncen nedir? Yani burada bu iki futbolcu da en direkt ki oynayan futbolcular değil zaten. Çok takıma... Şenol oynamıyordu evet. Hiç oynamıyordu. Yani çok ama bir... Muhammed zaman zaman yani 11'de Bülent çıktı. Hoca burada kadroya şans tanımadığı bir futbolcuyu da tutmak istememiştir. Gayet doğal hakkı. Yani çok bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Bizim iskelet kadromuz belli. Burada cezalı oyuncularımız olduğu zaman bir de oyun içindeki varyasyonlarla oyuncu takaslarında düşündüğü futbolcular değil demek ki bu oyuncular. Bülent Hoca'nın da kalmalarına bir sebep görmediğinden bırakmış olabilir. Belki antrenmanlarda da disiplinsiz hareketleri vardır bu oyuncular. Zaten bir hocanın yapması gereken en önemli olaylardan birisi bu tarz işine yaramayacak futbolcuların, takım düzenini bozacak futbolcuların, disiplinsiz tavırlar takınan futbolcuların kesinlikle her kim olursa olsun taviz vermeden hoca takımdan uzaklaştırması lazım. Yani bu bir kural, kaide. Şimdi bir sepet elmanın içinde bir tane çürük elma olduğu zaman ne olacak? Bir sepet elmayı çürütecek. Çürük elmaları kesinlikle ayıklamak lazım. Hayır, bunu şu yönden lazım. Sordum abi. Yani işte efendim böyle bir zamanda futbolcu kadro dışı bırakılmış mı, gönderilmiş gibi bizim buradaki kim arkadaşlarımız basın eleştirmeye tabi tuttular. Bülent Hoca da buna zaten hiç açıklama yapmadı. Sadece şunu ifade etti. Biz oturduk, karar aldık. Bizim aramızda koşmayan, mücadele etmeyen, bizden inanmayanın yol işi yoktu gibisinden açıklaması var. Buna dışarıdan yorum katmanın çok bir manası yok. Bu takımın patronu var. Patron ne derse olur yani. Demek ki uygun görmemiş. Gayet güzel yani. Ben çok olumlu buldum. Yani bir hocanın zaten bunları yapması lazım. Takım içindeki hakimiyetini bu şekilde daha iyi sağlar bir hoca. Mutlu abi bir telefonumuz vardı. Evkur Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz'la Mehmet Ali Hocam gündüz görüşmüştü. Rica ettik bu akşam canlı telefonla programımıza katılacak. Hatta size hemen bir görüşlerini alalım. Alo. Alo. İyi akşam. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Hocam. Hocam tebrik ediyoruz. Ligin bitimine 5 hafta kaldı. 5 puanla lidersiniz. Adım adım artı Malatya Spor yıllardır özlemini çekti Süper Lig'e. Emin adımlarla ilerliyor. Önce bu konudaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve duygularınızı alalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Orada konuklara da iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle tabii sizin camianıza, tabii ailesine, Frantizek Ratoşo'nun ölümünden sonraki tabii üzüntüyü biz de burada hep beraber paylaşmak istiyoruz tabii ki. Büyük Antep ailesine de başsağlığı dilemek istiyorum her şeyden evvel. Üzücü bir olay. O yüzden gerçekten bu konuda çok daha duyarlı olmamızı gerektirdiğini düşünüyorum yani. Evet. Şimdi bizim olayımıza gelince, evet şu anda biz bu yarışın içerisindeyiz. İnşallah işte son 5 haftaya girdik. İnşallah ipi göğüsleyeceğiz ve Süper Lig'e çıkacağız. Evet hocam. Hocam maçlarınızı İstanbul'da oynuyorsunuz. Ama buna rağmen evet. Müthiş bir taraftar desteğiniz var. Şehirde evet. Çok farklı bir hava var. Evet. Artı son haftalara girdiğimiz zaman da biraz daha sıkıntılar, zorluklar tabii. Yaşanmaya başladı. Bununla tabii, ilgili tabii. De görüşünüzü alalım hocam. Şimdi baktığınızda sezon başında tabii çok önemli rakiplerimiz o. Onlarla birlikte başladık. Şimdi Göztepe'ye baktığınızda çok iyi bir bütçeyle giren bir Göztepe, işte Eskişehir, Sivas favori olarak tabii ki bu takımlar gösterildi. Bizim 24 haftada lider olmamızı kimse beklemedi. Kaldı ki 29. haftadan sonra 5 puan önde olmamızı bu konuda kimse beklemediği için bizim açımızdan da inanılmaz bir mücadele
olduğunu söyleyebiliriz. Gittikçe de siz de biliyorsunuz, siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Haftalar yani makas daraldıkça psikolojik ben zihinsel açısından yalnız fiziksel performans değil zihinsel açısından da baskı açısından da kolay bir durum olmadığı için zaman zaman inişli çıkışlı olaylar da olabiliyor futbolda. Strateji olarak doğruları seçmek durumundasınız. O yüzden dediğim gibi bu mücadelenin içerisine Allah nasip ederse inşallah Cenab-ı Allah bizi muvaffak eyler. Biz de bu yarışın içerisinde ipi göğüsleriz diye düşünüyorum. Hocam, taraftarlarımız da burada evet. bize her türlü desteği veriyor. Şehir olarak da aynı şekilde heyecan içerisinde son maçlarımıza giriyoruz. Evet hocam. Sevgili Malatyalılara biz de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Mehmet Ali Sural hocamın size bir sorusu olacak hocam. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle size ve bizi buradan şimdi izleyen Malatya halkına iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Malatya'da Malatya futbolunu yakinen bilen birisi olarak ben de 9 yıl orada kaldım. O takımın formasını giydim. Şimdi evet, antrenörlük hayatında Gaziantepspor'dayken yıllardır Malatya futbolunu işin açıkçası üzülerek takip ediyorduk. Niye? Çünkü Malatya futbolu maalesef tabii bir gönül bağımız olduğu için sürekli takip ettiğimiz için bir türlü böyle bir başarı yakalayamıyordu. Gerek altyapısında gerek üst yapısında yakinen biliyorduk. Şimdi burada gözlemlediğimiz sürekli üç büyüklerde işte futbol oynamış. Efendime söyleyeyim stajyerliğini hocalığa başlamak evet. için en uygun durak Malatya olarak görüyorduk. Görüyordum da yani yani bunu da yaşadık da gördük de. İşte orada eğer stajyerliği tutmadıysa hocalık işte yapabilir miyim yapamaz mıyım bunu Malatya gibi illerde deniyorlardı. Şimdi geçen seneye bakıyorum Malatya Spor'u Yücel Hoca'dan sonra bir 4 haftalık 5 haftalık periyottan sonra sizin gelmeniz. Belki Malatya halkına çok isimli bir hoca olarak hani alışıklardı. Ama isimli hocaları getirirken hem para veriliyor hem oyuncu transfer ediliyor. Maalesef 5-6 hafta sonra da çekip gidebiliyorlardı. Bundan dolayı da Malatya Spor borç batağı içinde sürekli boğuşup duruyordu. Şimdi Yücel Diz'den sonra İrfan Buz'un gelmesiyle hani takip ettiğim için bunu biliyorum. Oradaki hocalarımız Mikail Hocam olsun falan onlardan da bilgisini alıyorduk. Şimdi bakıyorsun İrfan Buz gelmiş. Efendime söyleyeyim geçen sene 5. 6. hafta gelmiş. Ben puanı yoktu herhalde. Bir puanım vardı neydi tam hatırlayamıyorum. Yok hocam orada bir şey yapayım. 7. haftada geldik 5 puandaydı. Evet yani sezonun başı gibi yani daha yarı dönem olmamıştı. Evet. Bir puanlı adamı net playoff'u kaçırdığınızı geçen sene hatırlıyorum. Aynı ekiple İrfan Buz'la belirli küçük bütçeyle şimdi bakıyorsun bu takım 5 maç kalmış 5 puan önde. Eskişehir takımını biliyorum 130 trilyona yakın paraların harcandığı bir kategoride savaşıyorsunuz. Ve çok küçük bütçeyle Malatya Spor'u bu kadar iyi seviyeye getirmenizin bir sebebi, bir sırrı ne? Onu bir öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Her şeyden evvel tabii siz de biliyorsunuz. Malatya'da güzel ama kolay bir kent de değil futbol şehri olarak. Tabii mazisi olan ama son yıllarda tabii 11 yıllık olayından sonra pek ön plana çıkmamış. Bocalama devrini geçiren bir yeni Malatya Sporu olarak görüyoruz tabii Malatya futbolunu. Şöyle söyleyeyim hocam. Öncelikle teknik adam açısından her zaman nereye giderseniz gidin oraya bir kere sahiplenmeniz gerekiyor. Demin ki söylediğiniz olay çok güzel bir olay. İşte tabii ki ismen veyahut üst düzey futbolcu olarak oynayıp sonra teknik adamlık kariyerine başladığınız zaman en önemli unsurlardan bir tanesi bence o şehire gittiğiniz zaman bir kere o şehire sahiplenmeniz gerekiyor. Başarılı olmak için. İkincisi bütçeniz düşük olsa dahi çok iyi bir kadro mühendisliğini yapmanız gerekiyor. Üçüncüsü de iyi bir sistem olarak çalışmalarınızı inanarak ve gerçekten böyle bir santraj takımını nasıl bir araya getirirsiniz? Lig de çok önemli. Şimdi Gaziantep Süper Lig'de oynadığında veyahut Gaziantep Büyükşehir Belediyesi TFF Ligi'ne göre futbolcu alınması gerektirdiğini düşünüyorum.
Ona göre de bütçelerinizi ayırdığınız zaman doğru hamlelerle özellikle yabancı transferlerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Burada da hatanızı asgariye düşürmeniz gerekiyor. Eğer 5 hakkınız varsa yabancılarda kesinlikle 4'ü, en az 4'ü tutması gerekiyor. 5'i hepsi tutsa tabii ki çok önemli. Çok doğru. Ama bu transfer kadro mühendisliği gerçekten çok önemli. Bir de dediğim gibi her zaman istişare içerisinde iyi bir yönetimle birlikte burada şehire sahiplenerek, şehri severek bu yola çıkabilirsiniz. Tabii ki diğer takımlar bütçe olarak çok önde olabilir. Ama her şeyden evvel takım olmanız gerekiyor. Birlik, beraberlik içerisinde bu olayı götürmeniz gerekiyor. Aç bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Hırslı bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Bunları, bu unsurları bir araya getirdiğiniz zaman hocam, siz de bilirsiniz, başarı gelebiliyor. Ve başarıyı yakaladıktan sonra da doğru adımları atmak bu da çok önemli diye düşünüyorum. Evet. İrfan Hocam, Sayın Mutlu Özpün Hacı program konuğumuz. Onun da size bir sorusu olacak. Sizi bugün tuttuk hocam. Tabii. Estağfurullah. Buyur Mutlu Bey. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Malatya şehrine Süper Lig'de Malatya'yı temsil eden ciddi bir takım lazımdı. İnşallah Süper Lig'e başarılı bir şekilde çıkarsınız. Süper Lig'de İnşallah. De daha iyi bir temsil kabiliyetiniz olur inşallah. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi hocam benim inşallah. Size soracağım kısa olacak zaten. Çok bir şey değil. Devre başında Tabii. transfer ettiğiniz futbolcu sayısı, devre arasında transfer ettiğiniz futbolcu sayısı, bir de en önemlisi ne kadar bütçeyle bu başarıyı yakaladınız? Bize bunu rakamsal olarak söyleyebilir misiniz? Teşekkür Tabii ederim. En sonunda o zaman bütçeyle başlayalım. Sanırım yanlış olmazsa böyle tam olarak rakam olarak 12,5 milyon diye söyleyebiliriz. 12,5 milyon. Devre arasındaki transferleri soruyorsunuz. Evet. Devre arası transferlerimiz 4 tane transfer yaptık. Bir stoper aldık, Sezer Özmen. İhtiyaca göre aldınız. Evet. AİT'yi aldık. Ferhat Kiraz'ı aldık. Murat Yıldırım'ı aldık. Evet. Burada 4 oyuncu. Evet. Efendim? 4 evet. oyuncu aldınız yani. Sinan Özkan gitmişti Göztepe'ye. Evet. Bir de Ahmet Burak Solaken şeye gitti. Samsunspor'a gitti bizden. Evet. Yani çok fazla oyuncu olarak değil de doğru oyuncuları almaya çalıştık. Peki hocam siz tabii tecrübelerinizi biliyoruz, deneyimlerinizi biliyoruz. Ciddi evet. takımlarda çalıştınız. Devre evet. arasında 13 tane futbolcu almayı düşünür müydünüz bir teknik direktör olarak? Yok, şimdi özellikle devre arası transferler çok zor transferlerdir. Orada zaten nokta atışını çok iyi yapmanız gerekiyor. Şimdi 13 tane futbolcu aldığınız zaman demek ki orada bir şeyde sıkıntı var ki o 13 tane futbolcuyu alıyorsunuz. Bunu sezon başındaki planlamayla ilgili yapacaksınız. Sizin devre arasına girdiğinizde eksik mevkilerdeki eksikleri gördükten sonra orada özellikle devre arası transferlerinde çok zor olduğu için nokta atışları yapmanız gerekiyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun katkılarınız. İrfan hocam çok teşekkür ederiz. Bizi programımıza kırmadınız, katıldınız. Estağfurullah, ben size teşekkür ediyorum. Program az önce de ifade ettiniz. Bu Gaziantep Spor'daki yaşanan olayla ilgili de şu anda bilmiyorum. Gaziantep Spor'u yöneticiler de izliyor. Duygularınızı da bizle paylaştınız. Bundan dolayı da sizlere evet. teşekkür ederiz. Ben de buradan tüm Malatya halkına, Malatya sporlu futbolculara ve özellikle takım kaptanı Sedat'a ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hocam inşallah şampiyonluktan sonra da sizi burada ağırlamayı veya telefonla yine görüşlerinizi almayı temenni ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e buradan selamlar hocama. Oradaki konuklara, herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür Ramazan ederim. Ramazan Bey'in de hocam size selamları var. Bu arada çok sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok selam söylüyorum. Başarılar çok teşekkür hocam. Ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet. Çok kısıtlı bir bütçe. Müthiş bir takım. İzlendiği zaman özellikle futbol severlere, spor severlere keyif veren bir takım. Yani bugün Malatya, Evkur Yeni Malatya Spor'un alıp takımını 11'ini değil 18'ini bir araya alırsanız bütün takımların
transfer etmek evet. isteyeceği bir İrfan Hoca'nın da hocam şunu çok özür diliyorum. Evet. Siz bu konuda görüşürüz dedim. Yani İrfan Hoca'yı ben Bursaspor'dan beri takip ediyorum. Evet. Mesela orada biliyorsunuz yardımcı teknik adamdan direkt Bursaspor'da göreve başladı ve oradaki başarından buraya gitti. Her takımda başarılı oldu. Yani şu Malatya Spor örneği zaten ortada. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Malatya bir futbol şehri. Nasıl bir Trabzon gibi, Eskişehir gibi, Bursa gibi futboldan çok iyi anlarlar Malatya halkı ve çok severler. Şimdi tam bir 5 puanlık bir ve 5 puan fark ve 5 hafta kalmış. Şehriyle, efendime söyleyeyim taraftarıyla, yönetimiyle mesela bakan... Hocam İstanbul'da bakan, maç oynayan en az 15 bin taraftar olmuyor. 15 bin seyirci gidiyor. Ya yani. Bir de Malatya, hani İstanbul'da şimdi Malatyalı çok ama Malatya'dan giden sayısı da çok fazla. Evet. Bir de geçen başkan Bakan Bey, Bülent Tüfekçi otobüs hediye etmiş. Yani orada bir kenetlenme var. İşte burada başarı gelir. Biz Ramazan hatırlar hocam. Biz Malatya Süper Lig'deyken o zaman birincilikteyken maça gitmiştik. İki deplasmanı hatırlıyorsan. Müthiş bir ortamı, atmosferi var Malatya'nın. Yani bu başarı getirir işte. Bizim hep programlarda söylediğimiz de o değil mi? Küme yani düşme maçında burada oynamıştı. Küme, oraya da gittik hatırlıyorsun. Gittik. Burada küme düşme maçında hatta basın mensupları birbirine girmişti. Evet. Hatırlıyorum. Da, ama yani. O Malatya değil. Bu yeni Malatya amatörlüğünden işte, gelip bu başarıyı yakalayan yani oradan gelip şey bir var. Takım. Evet. Yani şey açısından şimdi az önce Kayseri'nin hocasıyla ilgili işte sorunlar var, sıkıntılar var derken hocanın yapması gereken görev bu. Yani İrfan Hoca gibi toparlayıcı olmanız gerekiyor. Şimdi, İrfan Hoca'nın söylediği önemli bir konu var. Başarıyı aç teknik adamlarla. Hem başarıyı aç teknik adamlar, bir de Malatya'da yıllardan beri şu var. Yönetimsel sıkıntılar yaşandı Malatya'da. Yani Süper Lig'e çıktığı zaman da böyle başarılar gelir, takımı Süper Lig'e taşınır. İş ciddi transferlere geldiği zaman Malatya'da yönetimsel bir sıkıntı yaşanır. Şu anda İrfan Hoca tam bir lider konumunda. Yani Malatya'da hem yönetim konusunda hem futbolcu kadrosu konusunda bu ikisinin arasındaki köprüyü çok iyi kurup diyalogları çok iyi sağlayan ve takımı başarıya götüren birisi. Şimdi Eskişehirspor'la az önce bütçeyi söyledi. Şaşırdım ben. Eskişehir'i şu yeni Malatya'nın dışında aşağıya doğru şöyle bütçesine bakın takımların. Yani o bütçelerde hiçbir takım yok. En alttaki Mersin'in bile bütçesi ondan fazladır. Evet. Evet. Şimdi burada önemli olan ne? Baktığımız zaman sezon başında transfer listesi yapılmış. 18 tane futbolcu alınmış. 15 tane futbolcu alınmış. Devre arasında yapılan transfer ihtiyaca göre yapılmış. Evet. Hocanın raporu doğrultusunda. Tabii. Şimdi bizim burada en önemli takım içindeki dengeleri bozmadan nokta atışlarıyla transfer yapılarak eksikliklerini gidermiş İrfan Hoca. İrfan Hoca başarıyı yakalıyor bakın. Doğru stratejiyi uyguladığı zaman başarıyı yakalıyor. Şimdi İrfan Hoca Malatya Spor'un başından salsaydık diyelim ki ilk yarının ortasında bir başka hoca getirseydik. İkinci yarıda da onu salsaydık bir başka hoca getirseydik. Sonra ikinci yarının ortasında onu salıp bir başka hoca getirseydik. Ne olacaktı? Bu başarı olacak mıydı? Olmazdı bence. Olmazdı. Bir yani, de şu var Mutlu abi. Şimdi basit futbol basit düşünmek lazım. Yani her işte basit düşüneceksiniz. Bu da basit düşünmek lazım. Yani bu sene çıkamayabilirsin. Hedef şampiyonluk. Süper Lig'e çıkacağız. Haydin. Yok böyle bir şey. Yani altyapını oluşturacaksın. Oyuncu kadronu bozmadan takviyelerle önümüzdeki sezon çıkacaksın gerekirse. Yani aceleci etmenin. Sistem oturtturacaksın. Hoca değişmeyle bu işler olmaz. Şimdi tabii belediyeye sonra gireceğiz. Bunlar sonra konuşalım. Onunla ilgili biz bir soru soracağım. Şimdi Malatya Spor'un buradaki başarısında elbette İrfan Hoca'nın çok büyük bir katkısı var. Yani geldiğinde belki. Ama şu da var. Yani baktığımız kadarıyla Malatya şehri, taraftarları, iş adamları, işte sanayicileri da müthiş bir destek veriyor. Bakın bugün Evkur Yeni Malatya. Evkur biliyorsunuz Türkiye çapında her yerde tabii. mağazası olan şey, mesela iş adamı. Yeni yönetime Ersiva Kike'nin sahibi Malatyalı zaten.
Onu yönetim almışlar. Onu görüştük. Yani şimdi tabii bir, şu yani şehir söylüyorum. Bu konuda da bir görüşünü alalım. Yani bir işte şehir sahip çıkıyor. Taraftar evet, sahip çıkıyor. İş adamı sahip evet, çıkıyor. Sanayicisi sahip siyasetçisi çıkıyor. Sahip. Şimdi Evkur nasıl sahip çıkmış? Sponsorluğunu üstlenmiş. Evet. Ben bu yıl 5 trilyon veriyorum. Sponsorunuz oluyorum demiş. Yani 5 trilyonu borç verip tekrar 7 trilyon olarak isterse kulüpten bu kulüp iflah olmaz. Evet. Yani bu tarz işleri bir kulüpteki yöneticilerin bırakması lazım. Ve bu tarz adamların yönetime alınmaması lazım. Yani duyumlarımız böyle. Takım bir para kazanma aracı değil. Takım o şehri temsil eden bir marka. Markaya yöneticiler dahil, şehrin erkleri, şehri yönetenler hem maddi hem de manevi olarak katkıda bulunacaklar ki o takım başarıya ulaşsın. Takımdaki ruhu emmemeleri lazım. Evet. Yönetim ruhunu emmemeleri lazım. İnsanların takıma bakış açısını köreltmemeleri lazım. Biz bugün statta taraftarlarımızı, oyuncularımızı birbirine düşürecek bir hale getirmememiz lazım. Evet. Tabii bir telefonumuz var İstanbul'dan. Sevgili Turan abim, Turan Uysal. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Turan abi hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Programdaki değerli arkadaşlarımıza da buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Turan hocam neler söylemek istersin? Takip ediyorsun. Biz de senin yokluğunu da burada çok arıyoruz yani bilgin olsun. Ya tabii şimdi şartlar Ocak ayından itibaren 16 yıldır yaşadığım Gaziantep'ten İstanbul'a gitmeyi gerektirdiği için Ocak ayında İstanbul mecburen Gaziantep'ten ayrıldı. Ama tabii ki Gaziantep'le olan bağımız devam ediyor. En azından gönül bağımız var. Gaziantep'teki her türlü başta spor olayları olmak üzere her türlü sosyal olayları güncel olarak takip ediyoruz. Programınızla ilgili izliyorum. Gerçekten de çok kayda değer ve çok da efendim isabetli yorumla yapıp Gaziantep sporuna yön veriyorsunuz. O yüzden de hepinize şahsım adına ve bir spor adam olarak teşekkür ediyorum. Şimdi tabii öncelikle Gaziantep spor camiasının başı sağ olsun. Evet. Raş Doyal'ın zamansız intihar ederek hayatına son vermesi tabii ki hepimizi derinden üzdü. Özellikle de Gaziantep Spor'un alt sıralardan kurtulma çabası içerisinde olduğu bir dönemde böyle bir intihar olayının meydana gelmesi elbette ki başta Gaziantep sporlu futbolcular olmak üzere Gaziantep spor camiası, daha doğrusu bütün spor camiasını derinden sarttığını tahmin ediyorum. Ama bu sene ne hikmetse Gaziantep takımları çok iyi lige başlayamadılar ve şu anda da ligin dibinde her iki takımımızda gerek Gaziantep Spor gerekse Gaziantep Büyükşehir Belediyespor dipten kurtulma çabası içerisindeler. İnşallah kalan 6 haftalık sürede başarılı olurlar ve bu senede bulundukları ligde önümüzdeki yıl tutunarak önümüzdeki yılda devam etme şansına sahip olurlar. Evet. Turan abi şunu soracağım. Oradaki baktığın cepheden nasıl görünüyor Gaziantep Spor ve işte Büyükşehir Belediyespor? Şimdi şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii eş dost buradaki spor camiasının içerisindeki kişiler özellikle Gaziantep Spor'un geçmiş yıllardaki başarılı durumunun neden bu yıl başarısız bir hale geldiğini elbette ki bize soruyorlar. Evet. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani yıllardır kangren haline gelen işte sevgili Mutlu Bey yıllarca orada Gaziantep Spor'un geçmiş dönemlerde as başkanlığını yaptı. Kulübün yapısını çok iyi bir şekilde biliyor. Efendim Mehmet Ali Sürel hocam altyapıda yıllarca antrenörlük yaptı, teknik adamlık yaptı. Kulübün sportif olarak yapısını biliyor. Fakat bu sene inanılmaz bir şey var yani düşüş var. Ya şimdi herkes bir türlü inanmak istemiyor. Yani Gaziantep Spor'un şu andaki düşmüş olduğu duruma bir kere spor camiasındaki insanlar inanmak istemiyorlar.
Ve inanın konuştuğum insanların büyük bir çoğunluğu spor camiasındaki, hatta bugün uluslararası bir tenis turnuvası var, oraya gitmiştim. Oradaki basın mensupları da aynı şeyi sordular. Ya ne olacak bu Gaziantep'in durumu? Öyle tahmin ediyoruz. Son haftalardaki çıkışını eğer devam ettirirse ligde tutunabilir diye düşünüyoruz dediler ama tabii çıkmayan candan umut kesilmez. Yani 6 maç var, alınacak 18 puan var. Az değil yani. Ama şu da var, Gaziantepspor'un inişli çıkışlı bir performansı var. Yani bence en büyük handikapı da o yani. Şimdi siz kendi evinizdeki maçları kaybediyorsunuz. Esas almanız gereken, kazanmanız gereken maçları kaybediyorsunuz. Deplasmanda size rakip olmayacak olan takımlardan puan alıyorsunuz. Yani şimdi işte sorunumuz burada. Çünkü neden? Düşme hattındasınız. Yukarıdan aşağıya takım indirebilmeniz için puan olarak onları geçmeniz gerekiyor. İşte sorunumuz da burada zaten. Ama evet, ben öyle tahmin ediyorum. Rize deplasmanında oynayacağı Gaziantepspor'un Rize Spor maçı küme düşme konusunda bence belirleyici olacaktır diye değerlendiriyorum. Kısaca istersen Büyükşehir Belediyespor'la ilgili söyleyeyim. Büyükşehir Belediyespor tam bir hayal kırıklığı. Sezon başında biliyorsunuz şampiyonluk paranasıyla lige başlamışlardı. Ama ne hikmetse galiba yanılmıyorsam dördüncü teknik adam değişti evet, herhalde. Evet, rekor bizde bu konuda. Evet, yani dördüncü teknik adam değişti. Ya şimdi bir sezonda bu kadar fazla teknik adam değiştiriyorsanız, az önce Mutlu Bey çok güzel İrfan Buz hocamla konuşurken güzel bir konuya temas etti. Yani şimdi eğer profesyonel bir takımda başarı istiyorsanız teknik heyetin sürekliliğinin devamlı olması lazım, esas olması lazım. Eğer teknik heyetiniz süreklilik sağlamıyorsa elindeki oyuncularınız ne olursa olsun bence başarıyı yakalamanız sizin çok zor. Yani bugün Urfa maçını seyrettim televizyondan. Yani tamam, bir puan ve Urfa Spor da kendine en yakın olan rakibi Büyükşehir'in. Ama yani galip gelseydi iyiydi ama neticede deplasmanda almış oldukları bir puan da iyi puan olarak değerlendirebilir. Fakat sonra 6 hafta ben öyle tahmin ediyorum, hem Gaziantepspor açısından hem de Büyükşehir Belediyespor açısından bayağı hareketli geçecek gibi görülüyor. Evet. Umarım her iki takımımız da küme düşmez. Çünkü eskilerin bir deyim vardı. Eğer Gaziantepspor küme düşerse korkarım şehir de küme düşme durumunda kalabilir yani. Evet. Turan abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşların hepsine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tekrar Gaziantepspor camiasının ve Gaziantep'in spor camiasının başı sağ olsun. İyi yayınlar temenni ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun Turan Bey. Evet, Turan abiyle sezon başında birlikte program yapıyorduk. Gerçekten Gaziantepspor'u ve buradaki Gaziantep futbolunu çok yakından takip eder. Daha önce de Büyükşehir Belediyespor'da da görev yaptı bir fiil olarak. Yani üzücü, bakın yurt dışına diye turnuvaya gittiğimizde dahil diyor, Gaziantepspor'un bu durumu konuşuluyor. Yani bu... Turan Bey iyi bir futbolcudur aynı zamanda. İyi de bir tenisçi. Evet, hem spor adına çok sportmen birisidir. Sporsuz bir yaşam düşünmeyen bir insandır. Evet. İşte üzücü, inşallah Gaziantepspor da bir an önce bu durumdan, Büyükşehir'de bu durumdan kurtulur. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Büyükşehir Belediyespor'la Gaziantepspor'u çok konuşamadık yalnız. Araya Malatya falan girdi. Malatya girdi biraz... ama reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra Gaziantepspor'u yine tamamlayalım. Yine bir kısa değerlendirme alalım. Hı. Ondan sonra Büyükşehir'de de ilgili çok konuşulacak şey var. Çünkü Evet. Az önce sizin Sayın İrfan Buz'a yönelttiğiniz soruyu itinaden onun üzerinden gideriz. Sevgili seyirciler, şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Spor Ruhu Kanal 5'te kaldığı yerden devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler, Spor Ruhu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep Spor'la ilgili herhalde son görüşler almak istiyoruz. Ramazan, son görüşlerini alalım. Şimdi Gaziantep Spor'a... Cuma günü Karabük Spor maçı var. Önemli bir galibiyet aldı. Şimdi Karabük maçıyla bunu taçlandırması gerekiyor. Eğer siz Karabük maçını kendi evinizde alamazsanız deplasmanda aldığınız galibiyetin bir anlamı yok. Çünkü
kendi evinizde oynadığınız maçlardan galip geleceksiniz ki hedefinize ulaşasınız. Hedefinize ulaşmanın yolu da içeride oynadığınız maçları kazanıp deplasmanda alacağınız galibiyetler size ekstra olması gerekiyor. Gaziantepspor şu anda tam Sırat Köprüsü'nde. Karabük maçı bu ligde var mısın yok musun anlamında. Yani şimdi siz Karabük maçını alamazsanız zaten ligde kalmanın bir anlamı kalmayacak gibi gözüküyor. Deplasmanda zaten çok galip gelmenin de bir... Ya galip gelirsiniz ama içerideki oynayacağınız maçlarla da bunu taçlandıracaksınız. Şimdi Konya gibi önemli bir takımdan 3 puan aldınız. İçeride Karabük'te oynuyorsunuz. Karabük maçını kazanmanız gerekiyor. Şimdi Kayseri'nin bir maç daha kaybettiğini düşünün. Siz içeride Karabük'ü yendiğini... Kayseri Spor, Alanya Spor'la oynuyor. Ya şimdi o maç da çok kritik bir maç. Şimdi siz burada Kayseri Spor'u 6 alma maçınız. Yani Kayseri'nin üzerine çıkma, o Sırat Köprüsü dediğimiz kırmızı çizginin üzerine çıkma maçınız. Siz ne yapıp ne yapmanız gerekiyor? Bu maçı almanız gerekiyor. Başka da bir çaresi yok bunun. Evet Mutlu abi, gerçekten kritik bir maç Cuma günü Gaziantep Spor açısından. Şimdi biz Gaziantep Spor'u konuşurken tabii daha çok şu olumsuz hadiseyle ilgili biraz konuştuk. Onun için biraz eksik kaldığını inandım ben. Şimdi bizim bu Karabük maçını, Karabük'te değil mi maçımız bizim? Karabük'te oynayacağımız mı? Cuma günü Karabük'te oynayacağımız. Karabük maçına benim burada teknik heyete ve futbolculara taraftara sahip çıkarak taraftarı takımla bütünleştirecek ne varsa onun adına yapılacak. Gerekirse maç başlarken Bülent Hoca'nın takımı sahaya sürdükten sonra taraftarla kaynaştıracak bazı aksiyonlarda bulunması gerektiğini inanıyorum. Taraftarlarımızın da eğer sevgili taraftarlar siz Gaziantep Spor'un Süper Lig'de kalmasını istiyorsanız, Süper Lig'de mücadele etmesini istiyorsanız, gerçekten Gaziantep Spor taraftarı iseniz takımınıza sahip çıkmanız gerek arkadaşlar. Taraftarlarımız takımımıza olumsuz tezahüratta bulunmaması gerekiyor. Olumsuz tezahürat takımımızı etkiliyor. Biz içeride maç kaybediyoruz, deplasmanda maç kazanıyoruz. Evet. Benim taraftarlarımızdan ricam sadece şudur. Kesinlikle ne bahasına olursa olsun 90 dakika sahayı 12. adam olarak, 12. futbolcu olarak Gaziantep Spor taraftarlığı, taraftarlık adına ne gerekiyorsa yapmanız gerektiğini düşünün. Böyle olumsuz tezahüratlarla takıma olumsuz katkı sağlayarak, futbolcuyla matap olarak takımın motivasyonunu bozarak takımı etkilemeyin lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu hafta taraftarlar üzerine düşeni yapsın, takımına ve teknik heyetine sahip çıksın. Rica ediyorum. Biz bu maçları alamazsak Süper Lig'den düşeriz arkadaşlar. Takım çok kritik gidiyor. Çok bıçak sırtında gidiyor. Takımımıza sahip çıkalım. Takımımıza destek çıkalım. Size ne söylemem gerekiyorsa bilmiyorum başka. Lütfen Gaziantep Sporlu olduğunu, Gaziantep Spor taraftarı olduğunu iddia eden arkadaşlar, taraftarlar takımına sahip çıksın. Ve maç başlarken başlamazdan önce takımını tribünlere çağırsın, takımına moral motivasyon versin, takımını en üst seviyede desteklesin. Ben başka bir şey demiyorum. Şimdiden taraftarlara teşekkür ediyorum. Evet, Mutlu abinin buradaki yaptığı çağrı gerçekten. Aslında Gaziantep Spor yönetimi de bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ama biz spor ruhu ekibi olarak programımıza başladığımız günden bu yana sürekli Gaziantep Spor'un yanında olmayı, olumlu eleştiriler yapmaya önem gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Senin de ifade ettiğin gibi az önce mesela Malatya taraftarını konuşuyoruz. İşte dün mesela Ankara Gücü maçını değil de oradaki onların şampiyonluk maçı vardı. Sezon başından bu yana Ankara Gücü 2. Lig'de en az 20 bin taraftara maç oynamış. Deplasmanda bu hafta Kayseri Erciyes'te oynadılar. 25 bin taraftar geldi. Deplasmanda Kayseri'de takımlarına destek verdiler. Bugün Eskişehir'e bakıyorsunuz 32-33 bin taraftara oynuyor.
Adana Demirspor'a bakıyorsunuz aynı keza. Süper Lig'de bakıyorsunuz. Yani belki de Akhisar'dan daha az bir taraftar grubuyla takımımızı destekliyoruz. Gerçekten Cuma günü taraftara çok fazla iş düşüyor. Çok büyük önem düşüyor. En az taraftar Fenerbahçe ve Gaziantepspor'a evet. geliyor şu anda. Yani burada gerek taraftar dernek başkanları, gerekse grupları bakın deplasmanlarda da yalnız bırakmıyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Deplasmanda destek olan taraftarın Gaziantepspor'u içeride oynayacağı Karabük maçında ve diğer maçlarda da destek vermelerini biz de sizi temennize katılıyorum. Buradan da biz davet ediyoruz. Zor bir hafta olacak. Sıkıntılı bir hafta yaşadık. Yarın da bununla ilgili zaten Reuters alanı saat 15'te Gaziantep Kalyoncu Arena'da bir tören yapılacak. Gerek oradaki törende gerekse de ki maçta özellikle Gaziantepsporlu futbolculara, Bülent Hoca'ya sadece Gaziantepsporlu futbolculara ve Bülent Hoca'ya sahip çıkmalarını istiyoruz. Gerçekten taraftar 12. güç olduğunu son haftalarda aşırı derecede hissettirmeye başladı. Biz de taraftarlarımızı buradan bir kere daha Gaziantepspor'un Cuma günü saat 20'de oynayacak Karabük maçına davet ediyoruz. Hemen Büyükşehir Belediyespor'a geçiyoruz. Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda Şanlıurfa ile oynadı. Yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar geçtiğimiz hafta Balıkesir maçı, Perşembe günü Balıkesir maçı vardı. Bir puanla ayrıldılar. Bugün de deplasmanda kümede kalma açısından her iki takım açısından da hayati bir karşılaşmaydı. Büyükşehir Belediyespor'un maç boyunca çok etkili olmadığını gördük. Sadece direkten dönen Gökhan'ın bir şutu var. Ama özellikle Urfa takımı ikinci yarıda çok fazla pozisyon bulan bir taraftı. Sağdan alınan her iki takım da bir puan aldı Mutlu abi. Baktığımız zaman Hüseyin Kalpar'la birlikte iki haftada iki puan alınmış. Zor bir dönemece girdik. Manisa kazandı. Alttaki takımlar kazanmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz? Çok sıkıntılı bir dönem. Aslında Gaziantepspor'un durumundan daha sıkıntılı bir dönem Büyükşehir'i bekliyor diyebilir miyiz? Şimdi öncelikle baktığımız zaman yine beraberlikler var. Yine berabere kalıyor bu takım. Yine bir puan alıyor. Hoca değişiminden önce Oğuz Hoca takımla kaç hafta çalışmış Tökeş? 7 hafta çalıştı. 7 haftada kaç beraberliği var? 2 beraberliği var sadece. Kaç mağlubiyeti var? 5. 5 mağlubiyeti. Şimdi baktığımız zaman değişen bir şey yok. Hoca değişimi ne kadar zaruriyetti ben çok anlam veremedim. Fakat burada büyük şehri ele alırken hoca olarak ele almamız biraz yanlış olacak. Tabii her şey teknik adamlara burada yüklenir. Tabii. Yanlış olur. Yani Hüseyin Kalpar çıkıp da top oynayıp gol atmayacak veya galip gelmeyecek. Oyuncular galip gelecek. Yani bu takımda ruh yok bir defa. Futbolcular oynamıyor. Aynen. Oynayamıyor. Yeteneksiz, kabiliyetsiz. Böyle bir futbolcu topluluğu var. Yani futbolcuların çok eleştirilmesi lazım burada. Yani ayakları kalkmıyor futbolcuların. Mücadele gücü yok yani. Futbolcular kesinlikle savaşmıyorlar sahada. Güçleri yok yani. Burada Mourinho'yu da getirsek biz bu Büyükşehir Belediye'nin başına bir şey yapacağını zannetmiyorum ben. Ha, bu kadar teknik direktör değişimi de çok doğru değil. Takımın genel yapısıyla oynuyor her gelen teknik direktör. Kendine göre bir değişiklikler yapıyor. Ekibi geliyor. Bilmem ekibindeki insanlarla takımı düzelteceğine inanıyor. Ya 6 hafta kalmış ya. Neyi düzeltiyorsunuz siz? Sezona hazırlanırsınız. Sezon başında iyi bir kamp dönemi geçirirsiniz. Takımı kondisyon bakımından teknik çalışma anlamında bir şeyler yüklersiniz. Tamam yani katlanılır. Ya şu anda lig bitiyor. Ve bu takım küme düşmeye en yakın takımlardan bir tanesi. Çünkü bir üstteki takımla arasında 5 puan var. Yani bütün maçlarını kazansa, kendi üzerindeki takımlar da kazansa zaten yine küme düşüyor. Burada berabere kalıyor 2 haftadır. Üstteki takımlar aldı başını giriyor. Urfa'yla bugün oynadılar ama berabere kaldılar. Urfa deplasmanda 4 tane Denizli'ye attı geldi. 3 puanını cebine koydu. Çok rahat bir şekilde oynadı. Bir haftanın içinde
4 puan kazandı. 4 puan kazandı. Yani sen puan kazanamıyorsun. Ki bugün baktığınızda da ikinci yerde müthiş bir Urfa Spor baskısı vardı. Atağı vardı. Direkten dönen topları vardı. Evet. Yani senin ifade ettiğin gibi sahada mücadele eden bir futbolcu göremiyorsun. Bir Muhammed Reis bir o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Evet. Onun dışında yani ya 9 bu son 9 maçta 4 puan alan bir takım var Gaziantep Belediyespor. Bunun sebebi hoca değişimlerinde aranmaması lazım. Bunun sebebi futbolcu kalitesinde. Futbolcular oynamıyorlar, oynayamıyorlar. Yanlış transferler yapılmış, yanlış eksiklikler giderilme adına yanlış işler yapılmış. Ve takım küme düşmeye en yakın bir görünüm sergiliyor şu anda. Şimdi demin Malatya teknik direktörüyle bir bağlantı gerçekleştirdik. İrfan Hoca. İrfan Hoca sezon başından beri takımın başında değil mi? Sistemini oturtmuş. Evet. 1,5 yıl olmuş geçen yıldan beri. Şimdi burada sezon başından beri İrfan Hoca kadrosunu oluşturmuş. Eksikliklerini de devre arasında 4 tane futbolcu alarak gidermiş. Ve 12,5 trilyonluk takım. Bütçesine baktığımız zaman 12,5 trilyon bir takım. Bizim bütçemizde devre sadece... Devre arasında da 2 futbolcu gitti. Yerine 4 tane futbolcu aldık dedi stoper. Evet. Giden futbolcunun birine bakıyorsunuz. Göztepe'ye gitti şampiyonluğu oynayan takıma. Yani nokta. Transfer kesinlikle doğru işler yapılmış ve şampiyonluğa oynuyor lig lideri. 12,5 trilyon bütçeyle götürüyorlar bunu. Biz sadece hocalara verdiğimiz 12,5 trilyondur hesaplarsanız. Evet doğru. Bizim bütçemiz herhalde oyuncularla hocalarla beraber baktığımız zaman bunun 4 katıdır. Ve biz küme düşmemeyi oynuyoruz şu anda. Çok başarılı bir büyükşehir yönetimi var. Bu işi kim becerdiyse eline koluna sağlık. Aferin. Güzel yapıyorlar. İkinci ligde devam ederler bu işe de işte. Yani bu kadar basiretsiz ve beceriksiz bir yönetim kadrosu oluşturduğu için büyükşehri tebrik etmek lazım. Bir takım ancak bu kadar başarısız yönetilir. Biz İbrahim Kızıl'ı yıllardan beri eleştiririz ama hiç bu kadar başarısız yönetmemişti Gaziantep Spor'u. Gaziantep Spor'a laf söyleyenler bugün kendi kendine dönüp laf söylemiyorlar. Bu şehir bir de öz eleştiri yapmıyor. En büyük kabahati bu. Belediye çünkü birileri laf söylediği zaman herhalde belediyeden bazı çıkarları falan var ki onun kesileceğine inanıyorlar, konuşmuyorlar. Lütfen gerçekleri konuşun, gerçek analizler yapın. Yani büyükşehir takımı bu duruma düşmesin. Yani birilerine hoş görünmek için güzel laflar sarf etmenize gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Kalpar'ı da getirdik. Bir halt olmuyor. Olmayacaktı zaten görünene göre. Şimdi çünkü takım abi, futbol Hüseyin oynamıyor. Hüseyin Kalpar'ın elinde sihirli asası yok ki. Değneği yoksa çıksın. Siz de ifade ediyorsunuz. Futbolcu oynamıyor kardeşim. Bakıyorsunuz. Mücadele etmiyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Perşembe günü oynanan kadroya bakıyorsun. Oradaki bugünkü oynanan kadroya bakıyorsun. En azından Hüseyin Hoca bugün işte İmmet'i almış, işte Mehmet'i almış. Farklı isimler de sahaya arayış sürüyor. Içinde. Arayış içerisinde. İşte o Kolombiyalı bir santrafor var, onu almış oyuna. Yani onlara da bir şey vermiyorlar. Ama şunu da çok özür diliyorum. Tekrar hemen şunu da hemen belirteyim. Bununla ilgili yorumunuz var mı? Şimdi Büyükşehir Belediyespor'un yönetimi de enteresandır. Balıkesir maçında işte ne bileyim görevliden tartışma, ne bileyim taraftardan, yani bunlar yakışmayacak şeyler. Siz önce oturup kendi içinizdeki sorunu çözüp bu takıma destek olmalısınız. Evet abi buyur. Ya şimdi benim analizlerim biraz tabii takımın sezon başından beri yapılan hatalarla ilgiliydi. Bir de bu kulüp benim gördüğüm kadarıyla menajerlerin eseri olmuş. Bu kulüpte biraz transferde yapılan hatalar ve çok transfer, çok böyle hem hoca anlamında hem futbolcu anlamında aşırı bir müsrüflük yapılmış. Ben zannedersem burada bir şey var, yani irdelenmesi gereken durum var. Burada bir sorun var. Yani bu takımı biraz ekonomik anlamda soymuşlar. Bu takım soyulmuş yani. Bu takımın rahat bir takım, parası olan bir kulüp, ekonomik sıkıntısı olmayan bir kulüp olarak görülmüş. Ve bu anlamda maddi çıkar elde etmek için yapılan işler olarak görüyorum ben bunları. Maalesef
işin o boyutunu bıraktığımız zaman Büyükşehir Belediyespor bugün küme düşmeye oynuyor. Ve düştüğü zaman bunun hesabını kimler verecek, nasıl verecek? Bunu merak ediyorum. Evet. Mehmet Ali Hocam, sizin görüşünüz nedir? Bir hafta, 4 gün içerisinde iki maç oynuyorsunuz. 1-2 puan alıyorsunuz. Alttaki rakipler kazanıyor. Bu hafta da işte kazanan Manasyaspor'u konuk edeceksiniz. Sizin görüşünüz nedir? Kalan maçlar için Büyükşehir'le ilgili düşünceleriniz nedir? Ben başkanımla orantılı bir şeyler de ben söylemek istiyorum. İşin açıkçası Hüseyin Hoca geldiğinde biraz ben daha umutluydum yani. Niye bir hava yakalanır, bu takımı bir ayağa kaldırır düşüncesi vardı. Tabii seyrediyorduk ama biz bunu iyimser olarak düşünüyorduk. Yani bana göre de bir defa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncu kalitesi bu kadar. Yani bir şampiyonluk, mampiyonlukla yola çıkılması falan bana göre hayal. Yani bu takımın gerçek kapasitesi. Yani Hüseyin Hoca da işte içerideki maçta o heyecanı, o kenardan oyna mücadele... Hocam çok özür diliyorum. Şimdi sezon başı dediniz, şimdi şampiyonluk hayal. Zaten kümede kalmayı düşünüyor. Şimdi baktığınız zaman bu takımdan Ramazan gönderilmiş, işte Yasin Sabek gitmiş, bugün Gökhan Sazlar gitmiş, Manisa'da neler yapıyor. Koyuç bu takımın en çok gol atan santraforlardan birisiydi. Okan Derici bu haftada iki gitmiş. Tane. Okan Derici'yi sen getirmişsin, beğenmemişsin. Okan Derici iki haftadan beri bugün de dair Büyükşehir'de saydığınız zaman 4 maçtan beri bu takıma önemli işte puan ve puanlar kazandıran bir takım. Yani bunlar bizim hemen dikkatimizi çeken isimler. Yani bununla birlikte tabii bazı gönderilen futbolcular vardı. İşte Bulgar sezon başı Ali Güneş'in referans olup getirdi, takıma kazandırdı. Yani baktığınız zaman şu andaki sizin ifade ettiğiniz kadroya katılıyorum. Buradan izleyen futbolcu arkadaşlarımız belki programı şu an takip ediyorlar bilmiyorum ama alınmasınlar. Şimdi Hüseyin Kalpar'ı konuşuyoruz. Mutlu abi bugün bilmiyorum dikkatini çekti mi? Ben geçen Balıkesir maçında da gördüm. İnan var ya kenarda Hüseyin Hoca sahadaki mücadeleden futbolcudan çok performans harcıyor. Ya, evet. Yani bir manası yok. Yaptığı yani kenardan ne kadar kendi kendine paralarsa paralasın olmayacak yani. Çünkü oynamıyor takım. Bir de şimdi başka şu da var. Bir de şunu ilave edelim. Yani Ali Güneş'in yaptığı transferler doğru transferlermiş. Evet. Ali Güneş'i veyahut Bülent'i eleştirip duruyorlar. Bülent ile Ali Güneş doğru işler yapmışlar yani. Mutlu abi sezon başında Bülent Bölükbaşı'nın sadece Ekigo konusunda bir baskısı vardı. Ekigo'yu aldırdı onu biliyorum. Onun dışında ben size söyleyeyim Uçakalı, Muhammed Reis, işte savunmada Rıza Efendioğlu, Ahmet Kesimal, Gökhan Aslan bugün o direkten dönen sağ taraftaki Yasin biliyorsunuz Malatya'dan alındı. Ramazan'ı sol taraftan Malatya'dan alındı. Yasin aynı keza. Bunların işte Bulgar'dan aldığı getirdiği futbolcuların hepsinin %80'inde, %90'ında Ali Güneş'in tavsiyesi bizzat görüşüp transferinde önemli rol oynuyor. Tam doğru işler yapmış Ali Güneş burada yani yanlış işler yapmamış. Çünkü... O zaman demek ki burada da doğru iş yapanı... Tabii zaten doğru iş yapan her zaman sıkıntı yaşar. Menajerler burada hem futbolcularımızı satarak maddi çıkar elde etmişler hem de kulübe yeni futbolcular getirerek maddi çıkar elde etmişler. Bu menajerler Gaziantepspor'u soymuşlar. Evet. Mehmet Ali Hocam. Evet. Yani şimdi bir de şimdi başka bir futbolcu boyutuna bakmak istiyorum. Şimdi Hüseyin Hoca en son 4. teknik direktörümüz Hüseyin Hoca gelmiş. İşte beraber kendisiyle beraber 7 kişi. 4 tane teknik direktör değişmiş ekibiyle birlikte 28 kişi. Şimdi 28 tane hoca bir sezonda futbolcuların 28 tane hocayla çalıştığını düşünün. Yani her hocanın kendine göre bir prensibi var, kendine göre bir oyun anlayışı var. Şimdi ortalama da yaklaşık 6 maçta bir teknik direktör değişiyor. Yani buna baktığınız zaman ya bu futbolcular da abandon olmuşlar yani. Şimdi yardımcıyla bile 28-30 tane hocayla belki de bir futbolcunun hayatı boyunca çalışacağı hoca sayısından Büyükşehir bir sezonda çalışmış. Şimdi Malatyaspor'u niye İrfan Hoca'yı bağladığımızda 1,5 senelik süreçte ne dedi? Getir yarım sezonda bir puanla biz playoff'u kaçırdık geçen sene. Bu sene küçük bir parayla işte 11-12 trilyon bir parayla şampiyonluğu oynuyorsun ve 5 puan öndesin.
Yani şimdi istikrar olmazsa bir yerde, yani biz hocayla tamam Oğuz olmadı Hüseyin Hoca olsun, Hüseyin Hoca olmayacak yarın belki Fatih Terim olacak. Bununla bu çözüm değil aslında. Yani buna bir tak bu belediye sporun bence bu sene ders çıkartması gereken en büyük konusu bir defa bir iyi bir istikrar getirmesi lazım bu takıma. Bir transfer politikasının olması lazım. Bir de hocasının arkasında kimi getirecekse iyi seçip onun da arkasında durması lazım. Hocam artık bu saatten sonra onu konuşmayacağız. Yani burada bu saatten sonra neler yapılır? Yani sadece biz burada konuşmakla değil, Büyükşehir yönetiminin de kendi şapkasının önüne koyup düşünmesi. Sadece hadi teknik adamı getir bu iş bitsin olmuyor herhalde, değil mi hocam? Ya şimdi mesela bir oyuncu da getiremez. Şimdi tamam Hüseyin Hoca geldi, biz dedik biraz hareketlilik olur mu? İçerideki maçta biraz istek falan vardı ama sonra bakıyorsun ki ya o kadar yani şimdi Büyükşehir Belediyespor'da mesela bir tane oyun kurucu bir oyuncu yok yani. Oyunu yönlendirecek, oyunu dinlendirecek. Hocam topa... var aslında da Muhammed Reis de. Şimdi o da Muhammed her Reis'i oynuyor. Şimdi bir, her bir şey söyleyeyim oynuyorsun. Yani Muhammed Reis yani ben iki maçını da seyrettim. Ya bana göre de çok faydalı oynamıyor. Yani ne santrafor oynadığı belli, ne orta saha göbeğinde oynadığı belli. Yanlış yerde oynatıyor. İşte hayır şimdi yanlış yerde oynatıyor da. Şimdi bu sefer ne oluyor? Muhammed Reis işte duran toplardan falan vuracak, frikikten gol atacak. Tamam belki Balıkesir'de iyi bir sezon geçirdi. Belki orta göbekte oyun kurucu, maestro görevinde oynayan bir oyuncu pozisyonu vardı orada. Ama şimdi her takımda aynı sistem oynayamazsın. Şimdi ben Muhammed Reis'i iki maçtır seyrediyorum. Abi ne oynadı? Santrafor mu? Orta göbekte mi oynuyor? İkilinin arkasıymış. Yani tek santraforun arkası. Ama Antep Büyükşehir'in orta göbeğinde, merkezinde oynayacak oyuncu yok. Top dağıtı. Şimdi Erdal Güneş, Murat Ceylan. Bunlar daha çok oyun bozan. Yani top kapmaya yönelik oyuncular. Şimdi senin öyle bir oyuncun yok. Şimdi... Hocam yeri gelmişken hemen onlara da sorayım. Gaziantepliler, bu memleketin çocukları. Şimdi onunla ilgili de çok fazla eleştiri var. Erdal olsun, işte özellikle Murat Ceylan olsun. Yani bu takım sizin takımınız. Her şeyden önce tamam hadi profesyonel takım futbolcularsınız ama ortaya ettiğinizde bir şeylerin olması gerekiyor. Yani zamanında siz de futbol oynadınız yani. Bu kulüplerin içerisinde. Örneğin Muhammed Reis bu takım örnek Allah göstermesin düştüğü zaman yarın çeker gider ama sonuçta Erdal da bu takımda kalacak. Murat Ceylan da. İki hafta önce Mutlu abi burada dedi ki işte ben dedim Murat Ceylan sahada dedi futbolu unutmuş. Doğru değil mi abi? Evet evet. Ama yani konuşmak şimdi... istemiyorum Murat Ceylan'la ilgili yani Murat Ceylan benim sevdiğim bir kardeşim ama çok kötü durumda yani. Şimdi bir de aslında işin açıkçası lazım. Büyükşehir takım olamadı. Şimdi biz Muhammed Reis'i eleştirirken herhalde 9 gol hocam, attı herhalde. Takımın en çok gol atan. Onu diyeceğim. Yani şimdi Büyükşehir'de 3-4 işte Ekiko'nun 4-5 tane golü var. Bir de Kosic mi? Koiç. Koiç'in gönderdiklerinde 4 onun var. Yani Büyükşehir'in zaten 3-4 tane gol atan hücum anlamında oyuncusu bu. Şimdi bakıyorsun sağ kenarın yok, sol kenarın yok. Efendime söyleyeyim savunmadan böyle yan toptan hani bunlar neticeye etki edecek faktörler. Bir stoperlerin gidip yeri geldiği zaman işte korner atışlarına, köşe atışlarına gidip neticeyi değiştirme. Bakıyorsun tamam bir Muhammed Reis atarsa atacak. Yok yani. Kenar oyuncuların bakıyorsun aynı keza. Yani Büyükşehir bu sezonu eğer küme düşmeden bitirse bana göre çok büyük bir başarı elde etmiş olacak. Evet. Seneye de artık onu kendiler düşünecekler. Yani bu takım en baştan en alta kadar laşk olmuş. Bu hangi dişler laşk olmuşsa önce bunların tespit edilmesi lazım. Şimdi bu takımın en başından en dibine kadar civatanın dişlerin hangisi sıyrılmış? Önce kaç tane dişli sıyrılmış? Onları tespit edeceksin. Yeni diş açacaksın. Sıktığın zaman sıkılacak. Gevşettiğin zaman gevşeyecek. Bu takım ne sıkıyorsun sıkılıyor, ne gevşetiyorsun gevşeliyor. Kendi ekseninde dönüyorsun. Yani bu kulüp baştan aşağı kendi kendini çek etmesi lazım. Yani sorun sadece Murat Ceylan'da falan da değil. Sorun tepeden dibe kadar hepsinde sorun var. Laşk olmuş yerler var. O laşkalıklar giderilmezse bu kulüpten bir halt olmaz. Bu kulüp de düşer. Yani bunu biz kaç programdır söylüyoruz Öker. Yapmaları gerekeni de söylüyoruz. Noktaları söylüyoruz. Şuralara bakın, buralara bakın. Fakat burada onunla ilgilenecek, o işlerle ilgilenecek insanlar yok. Çünkü hepsi aynı. Hepsi
beraber hareket ediyorlar. Yöneticisinden tut, teknik heyetinden tut, oyuncusuna kadar hepsi laşka olmuş bunların. Laşka olan yerleri temizlemeleri lazım, yeni diş açmaları lazım. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet. Yazık ya bu takıma. Bu takımın bütçesi ne kadar ya? Ben bilmiyorum da. Vallahi biz hesaplayamıyoruz onu. Şuraya bak ya, 12,5 trilyon. Bu takımın bütçesi en az 50 trilyondur, 40 trilyon. Bakıyorsun yani bu kadar hoca değişiyor, bilmem ne oluyor. Yani bu takımın bütçesi yazık ya. İnsan biraz utanır ya. Yani buna hakları yok. Hiçbirinin alacağı yok. Hiçbirinin bir sıkıntısı yok futbolcuların. En iyi insanlar teknik heyet olarak seçilip getiriliyorlar düşmesinler diye. Ya sizin buna hakkınız yok ya. Yani bu söylenecek laf yok bunlara ya. Yani daha ileri gitmemize de gerek yok. Yani Münevver Hocam, şimdi bu hafta Manisa ile oynuyoruz içeride. Yani belki alacak bir galibiyet Büyükşehir'in kalan maçlar için kendine olan özgüvenini getirebilir diyebilir miyiz? Ya doğru. Şimdi biz 6 programdır da bunu söylüyoruz. Yani her programın sonunda Büyükşehir'le konuşmamızda inşallah bu maçla başlarız. Ama baktığımız zaman yani şu iki maçı da seyrediyoruz. Yani böyle o görüntüyü vermiyor. Hani oynarsın da işte şanssızlık olur, atamazsın. Dersin ki lan tamam, diğer haftalarda, ilerleyen haftalarda bu işi becereceğim. Ama Büyükşehir'in baktığın zaman oyunsal anlamda da bir şey yok. Evet, şimdi yani Gaziantepspor'u tamam, eleştirirken yani Gaziantepspor içeride iyi değil ama dışarıda şimdi çok başarılı. Şimdi Gaziantepspor'un bir oyun sistemi var. Evet. Dışarıda bu oyun sistemini tutturdu. Yani rakibe pozisyon vermiyor, kenarlarını iyi kapatıyor, adam savunmasını iyi yapıyor. Şimdi Gaziantepspor'un dış sahadaki oyun performansını anlatabiliyorsun. Şimdi Büyükşehir'i anlatamıyorsun. Yani dışarıda nasıl oynuyor? Sistem yok, sistem. Yok, bir şey oyun yok sistemi yani. Yok. Yani ondan dolayı da bu kadar Büyükşehir rakibin karşısında ezik duruma düşüyor. Evet. Yani Hüseyin Kalpar'ın da bu takıma katacağı bir şey yok. Takım da oynamıyor bu takım. Hüseyin Kalpar bir şey veremez yani bunlara. Bunlar oynamazsa veremez. Kenarda bağırır. Yani bu bir deyim yerindeyse ringde dövüşen ağır sikletle tüy sikletin bir maçı gibi oluyor diyoruz. Yani mücadele yok. İşte futbol adına bir şey yok. Ama şimdi bu hafta mesela Manisa. Yani bir Manisa anlamda, Urfa'dan kötü bir takım mı? Hayır. Ben çok beğeniyorum Manisa. Özellikle ikinci yarının bu ligde, PTT liginde en başarılı takımlarından birisi. Ki bakın ilk yarıda Manisa çok sıkıntılı bir yerdeydi. Evet. Manisa kazanıyor. Manisa kazanmasını biliyor. Maç kazanıyor. Biz kazanamıyoruz ya. Maç kazanmasını bilmiyoruz biz. Bu kadar basit. Kaç hafta olmuş, bir galibiyetimiz yok. En iyisi beraberlik. Yani ki bu ligde Büyükşehir'in en kötü sezonu. Evet. Evet. Bu lige çıktı çıkalı en kötü sezonundan birisini yaşıyor. Bilemiyorum artık bu biraz da çok konuştuğumuz zaman moralleri bozulacak. Evet. İşte bozuluyor yani. En iyisi biz Büyükşehir Belediyespor'a başarılar dilerim. Evet. Hüseyin Kalpar'la futbolcularına. İnşallah bu hafta da onlar da içeride bir İnşallah kazanırlar. Kazanırlar. Yani belki de kazanacak ve alınacak bir galibiyet bundan sonraki kalan maçlar için moral olur. Sahaya kendilerine daha özgüvenli şekilde çıkarırlar. Çünkü Hüseyin Hoca iki maçta da aynı şeyi söylüyor. Futbolcularım demoralize olmuş diyor. Belki onun da burada bir haklılığı tarafı vardır. Biz kendilerine Manisa Spor maçında başarılar diliyoruz. Umarız kendi göbeklerini kendileri keserler. Başarılı olurlar. Ama yanlarındayız. Taraftarlarımızın da futbol severlerin de Büyükşehir Belediyespor'a da destek vermelerini buradan istiyoruz, temenni ediyoruz. Mutlu abi eklemek istediğin bir şey var mı Büyükşehir'le ilgili? Ben Büyükşehir'e maç kazanmalarını istiyorum. Yani maç kazanmasını öğrenmeleri lazım. Yani burada futbolculara büyük iş düşüyor.
her program aynı lafı konuşuyoruz. Çok konuştuğumuz zaman da rahatsız olacaklar arkadaşlar. Rahatsız etmemek de lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Mehmet Ali Hocam, hemen hafta içerisinde bir hafta sonu bir maç vardı Gaziantep'te. Evet, Antep derbisi. Antep derbisi diyelim. Bal Ligi'ne birisi devam edecek mi veya öbürü çıkacak mı? Nizip Spor'la Şehit Kamil Belediyespor. Kalyoncu Arena Stadı'nda oynandı. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Evet. Şehit Kamil Belediyespor 2-0 kazanarak Bal Ligi'nde yoluna devam etti. Nizip Spor önümüzdeki sezonu artık kısmetse diyeceğiz. Önümüzdeki sezon için. Bununla ilgili görüşlerini alalım. Onunla ilgili Mutlu abi ve size bir sorum olacak. Çünkü dikkatimi çeken bir şey vardı. O maçta Ramazan da bilmiyorum takip ediyordur. Şimdi bu maçta belki şey Kamil'e kaybettiler. Olmadı. Şimdi zaten tez temelleri atılmak üzereymiş herhalde. Şey çıkmış. Şimdi Nizip'in daha önce de söyledik. 150 bine yakın bir nüfusu var. Nizip daha önce bir profesyonel takım geçmiş olan bir ilçe. Dolayısıyla Şehit Kamil maçına da bayağı bir ilgisi, başkanıyla, yönetimiyle bayağı ilgililerdi. Maça da bayağı seyirci de gelmişti. Şimdi bizim gönlümüz iyi olan kazanmasıydı. Bir de şimdi biz hep şunu söyleriz. Bir takımın hedefi varsa onu desteklemek lazım. Bunu her platformda da söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla Nizip Spor bir hedef koyduğu zaman onu desteklememiz lazım. Şimdi ben Şehit Kamil galibiyetinde Şehit Kamil'i kutluyorum ama Şehit Kamil'le de ilgili sadece bu ligde olalım, bu ligde mücadele edelim. İşte burada bizim de bir adımız olsun düşüncesinden arınıp orada da yönetici başkanlarının tabii bunu düşüneceklerdir. Bir hedef koyması lazım, bir hedefe oynaması lazım. Bunun için de bir Nizip gibi, Araban gibi Şehit Kamil'in de bir hedefi olursa, çünkü Şehit Kamil de bugün nüfusu veya belediyesinin ekonomik bütçesi az buz şey bir meblağı yoktur yani. Dolayısıyla da bana göre Şehit Kamil bu maçtan sonra ki Seçkin Hoca ile de görüştük. Umarım bir bu sefer hedeflerini belirleyecekler ve daha ciddi ve daha hedefe oynayan bir takım yapacaklarını söylediler yani. Evet. Seçkin Hocam'ın da burada bir mesajı var. Susmak en güzel cevaptır. Futbolcularımı yürekten kutluyorum diye. Ki bununla ilgili hemen soru soracağım. Maç öncesinde çeşitli sıkıntılar, spekülasyonlar yapılmaya başladı. Yani buradan açıkça ifade edeyim. Sayın Mehmet Özdemir'i de biz zaman zaman burada canlı yayında telefonla konuk ettik. İşte Nizip Spor'da. Bu maç öncesinde de çok farklı şeyler. Aynı kentin takımı arenada oynanan maçta Nizip ve Araban takımları, taraftar grupları birbirini desteklediler Şehit Kamil'e karşı. Bununla ilgili de belki bilmiyorum hocam da oradaydı. Sıkıntılar olmaya başladı. Bununla ilgili de birkaç düşünceni, görüşünü almak istiyorum. Böyle bir şehirlerin takımlarının, bir kentin takımlarının bu maçlar öncesinde böyle ortaya atılan iddiaları nasıl buluyorsunuz? Doğru buluyorsunuz? Ne iddiası atıldı? İşte ne bileyim şikeydi, şuydu, buydu, işte futbolcuların oynamayacağı gibi şeyler falan. Bunlar aslında şehrimize zarar veriyor ama bununla ilgili de bu konuda aydınlatıcı senin ve Ramazan'ın bir görüşünü almak istiyorum. Yani şimdi bizim kentimizin takımları bir defa 3. 2. 1. ligde oynaması lazım. Yani gerektiği zaman da birbirlerine biraz ultimas geçebilirler. Gayet normal. Bunun adı şike mike de olmaz. Kent adına yapılabilir bence. Aslında güzel görüntüler de vardı. Çok güzel tabii görüntüler. Ne şikesiymiş. Mesela. Yani ama şimdi şey, Bal Ligi'nde Şehit Kamil Bal Ligi'nde mi? Bal Ligi'nde. Evet. Nizip. Ama Türk'te. Yenseydi Bal Ligi'ne çıkacak. Çıkaydı yani Bal Ligi'ne. Şehit Kamil giremiyordu o zaman. Şehit Kamil girmesin. Adam belediye başkanı açıklıyor. 70 bin metrekare alan diyor. Ben spor kompleksi yapacağım. Nizip Spor için diyor. Şehit Kamil Belediyesi'ne yapmış. Geçtiğimiz hafta içerisinde onun da her şeyi bitti. Gençlik Spor Spor Bakanlığı'ndan imzadan çıktı. Şimdi burada çalışan bir belediye var. Futbola yatırım yapan bir belediye var ve bunun takımının en üst düzeye çıkması gerek. Bizim Şehit Kamil Belediye futbola ne yapmıştı? Sahası var mı? Var. Şeyi var mı? Yani şimdi o anlamda da Şehit Kamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fatıroğlu mesela Gazi Kent'e çok güzel tesis yaptı, saha yaptı. Şehit Kamil stadı var. Sosyal tesisler var mı? Var.
Nerede bunların sosyal tesisi? Yani bilmiyorum. Bakın şeye çok büyük bir tesis yapılıyor Şehit Kamil'in. Nerede? Futbolcular kalacağı falan tesis yok ama öyle. Futbolcular nerede kalıyor? Taziye evler falan sosyal tesis o mu? Yani taziye evler mi var? Sosyal tesis. Taziye evini yani şimdi, ya Ramazan lütfen ya. Taziye evi var de, doğru. Yani her mahallede var. Şimdi sen var deyince ben biraz şaşırdım. Olmadığını biliyorum. Şehit Kamil Spor'un tesisleri falan yok. Şimdi futbolcuların kalacağı falan yeri yok. Yok yok öyle değil. Hangisini var? Araba spor yaptırın. Şimdi Nizip Spor çıksa biz bunu neyi savunuyoruz? Biz olur olmaz değil. Yani Şehit Kamil'in gücü var mı? Var, yapabilir. Bakın, şimdi Şehit Kamil'i her hafta Şahin Bey Şehit Kamil diyorsunuz ama Şehit Kamil stadı yapıldı Şehit Kamil'in. Şimdi grandın arkasına çok büyük bir tesis yapılıyor. Gülerek seyrediyor Ramazan. Yani hayır. Tesisen bak şimdi olayı biraz Mehmet Ali Hoca taziye. Şimdi bak Ramazancığım. Başkanın söylediği oydu yani. Şimdi Nizip Belediye Başkanı buraya bağlanıyor. Ben 70 bin metrekareye bir spor köyü yapıyorum diyor. Ama grandın arkasındaki tesis de çok büyük. Başkan şimdi Ramazan. Şimdi onun projesinin temeli de kaç çıktı. Kaç senedir Şehit Kamil Belediye grandın arkasındaki boş alana. Mesela şimdi merkezdeki kapalı spor salonu yıkılıyor. Merkezde bir salon yok. Şimdi oraya çok amaçlı spor köyü gibi bir Şehit Kamil Belediye Başkanı Hasan Fadıloğlu'nun çok büyük bir projesi var orada. Yani o projede bittiği zaman grandın arkasındaki o mahalli sahaların olduğu yere çok büyük bir tesis yapılıyor. Hatta Avrupa'yı düzeyde böyle uluslararası müsabakaların oynanabileceği bir müsabaka. Yani şimdi öyle bak sıradan ben şunu ifade etmek değil. İstiyorum. Şahin Bey de olsun, Şehit Kamil de olsun şimdiye 3. ligde top oynamaları lazım. Futbola yatırım yapmıyorlar. Yani ben belediyeyi niye eleştireyim ya? Ben tamam Gaziantep futbol adına. Şimdi belediyene de futbola yatırım yapmasın. Zaten salon sporlarına yapıyor. Yapsınlar onları. Ya mesela salon sporuna da yapsın. Yani burada şimdi, burada bak ama ben geçen destek programda olunması lazım o zaman. Şimdi belediyeler yasası demiyor ki profesyonel takıma destek olacaksınız demiyor ki. Ya kardeşim yani, bu memleketin bir sürü sahası var. Bu belediyeler aldılar bunları. Bunların yerine yatırım yapacaklar. Böyle bir şey yok. Bu kent futbol kenti. Bu kentte sen futbol adına bir sürü futbol adamı yetiştirdin. O zaman taziye bir yapsın. Sen sosyal tesis. Evet. Safsaklamayalım olayı. Evet, bak şimdi bu kente belediye bir şeyler aldıysa futboldan o bir şeyler vermesi lazım yani. Yani bu iki belediyemizin takımları hakikaten 3. ligde olsalar altyapı budur işte yani. Bir altyapımız niye gelişmiyor? İlla Gaziantep Spor'un altyapısının olması gerekmiyor. Şimdi salon, bu takımlara bu tip çalışmalar lazım yani belediyelerde. Bu 3. lig takımları, 2. lig takımları lazım. Bunu en iyi finanse edecek, force edecek belediyelerdir. Şimdi Nizip Belediyesi Başkan kalkıp diyor ki ben 70 bin metrekare alana futbol köyü yapıyorum diyor. Ya alsın o adamın takımı çıksın. Yani biz Nizip'i de destekliyoruz, arabanı da, Şehit Kamil'i de, Şahin Bey'i de, Büyükşehir Belediye'de, Gaziantep Spor'u. Biz komplike olarak düşünüyoruz yani. Evet. Size katılıyorum. Şimdi baktığınız zaman şehrin genelindeki o semt sahalarını kapatılıp da imar açılıp işte yüksek binalar dikilmesi evet. Ya da beton yığınına dönmesine hepimiz karşıyız. Evet. Ama burada işte bu sahalar giderken kıyameti koparacak insanlar, futbolun başındaki insanlar, ASKF olsun, mahalli spor kulüpleri olsun, o zaman kimse seslerini çıkartmadı. Yalnız sadece bunu da hemen Ramazan ASKF'ye hatırlatmışken onu da ifade edeyim. Bugün ASKF'ye doğru bir söylüyorsun. Evet. Asılıyorum yani sana. Şimdi birisi bir kıvılcımı yakar, sizin elinizden bu sahayı alıyorlarsa, sizin atıyorum X semtte bir sahayı örnek gösterelim. Sizin elinizden belediye bu sahayı alıp imar açıp işte beton yığınına ya da yüksek binalara burayı çeviriyorsa, bunun yerine alternatif bir spor alanı göstermiyorsa, o zaman kıyameti koparacak sadece basın mensubu olmaması lazım bu işin. Ramazan Bey, biz geçtiğimiz hafta burada ASKF'yi konuştuk. Bak bugün onlara verilen süre bu
karşılarına çıkacak rakipler bugüne kadar son süreydi. Bugün mesai bence bitirdi. O da yasal değil Gökeş. Yasal değil. Şimdi biz yasal burada değildi. Konuşuyoruz. Ben, tesis anlamında da. Sen mesela konuyu açtığın için söylüyorum. Ben konuyu açtım ama o başkanlığına gelmiş 12-13 dönemden beri yaptığı bir şey. Ancak birilerini böyle maçlarda böyle şeylerde alıp yönetimiyle orada kendi kendisine orada boy göstermeye çalışıyor. Kardeşim ASKF sen bunu konuş. Geçtiğimiz hafta biz burada Mutlu abiyle Mehmet Ali hocamla değerlendirdik. Bu memleket dedik bakın bir lisans için Adana'ya gidiyor. Bölge olamıyor. Tesis anlamında ASKF'nin kazandırdığı Gaziantep yok. Biz seninle Kayseri defalarca gittik. Mehmet Ali hocam çok biliyor. Sayın Başkanım da çok iyi biliyor. Gidin ASKF'nin yaptırdığı tesise bakın orada. O zaman şöyle Osmaniye'ye gidin bakın. Adana'ya bakın. Ben ASKF'yi savunucusu değilim. Savunma anlamında demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Sadece bugün, istesinler bugün yapsınlar yani. Aksular, rahmetli Asım Atmazlar federasyon yönetiminde yer alırken bu konu çok gündeme geldi. Ata Aksu özellikle federasyon yönetimindeyken Ulusoylar başkanken onların federasyon yönetimindeyken işte bölgenin bir tanesi Diyarbakır, bir tanesi Adana'yken Gaziantep bölge olsun denildi. Adımlar atıldı. Ne oldu? Adana Gaziantep'e yakın, Diyarbakır Gaziantep'in bölge olma şansı yok denildi. Şimdi siz ne kadar uğraşırsanız neden yok Gaziantep? Mesafeler çok kısa. Yani mesafe her ilde ayrı bölge olma şansı yok. Şimdi ASKF'de ben bugün yine amatör takımların başkanlarıyla, idareciyle, hocalarıyla da oturdum. Şimdi ben bir şey soracağım. 60 küsür imza topluyorsunuz ASKF'yi düşürmek için. ASKF'yi kongreye götürmek için. İmza nasıl olur? Dernekler yasasına göre, siyasi partiler yasasına göre, kulüpler de dernek statüsünde yönetildiğine göre gidersiniz notere, noterde bir imza kampanyası başlatırsınız. Herkes gider kimliğini ibraz eder, imzasını atar. O zaman bugün yasal süreç o zaman sona erer. Gitmezse yargıya gider konu. Eğer ASKF kongre kararı almıyorsa yargıya gider. Şimdi imzalar sahte mi? Hepsini tek kişi mi atmış? Kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Yani şimdi tamam ben amatör sporun kalkınmasından yanayım ama bir şey yaparken de birini beğenmiyorsak beğendiğimiz kişiyi getirebilmek için ya da ondan 10 gömlek üstün birisini getirebilmemiz için yasal süreçten gitmemiz gerekiyor. Yani ben Mutlu Bey'i istemiyorum. Ben Mutlu Bey'i düşünmek için işte Mehmet Ali hocamla işte Ülkeş'le imza atıyorum. Efendim ben 60 tane imza topladım. Mutlu Başkan'ı düşüreceğim. Yerine ben aday olacağım. Bunu noter kanalıyla yapacaksınız. Ben geçen hafta yoğun programına dolayı programa katılmadım. İzledim programınızı ama yasal süreç ya da imza toplama, imza atılmanın süreci bence bu değil. İmza. Peki bir şey söyleyeceğim bakın, Ramazan. Aynısı döneminde Gaziantep Spor'da da yapılıyor. Ramazan Bey, 69 tane kulüp imza toplamış. Yani yönetici, kulüp yöneticileri. Şimdi bunlar yasal olmadı. Kendi kafalarına göre mi yaptılar bunları? Rastgele ben sana kağıt getireyim uzatıyorum. Yasal değil bu. Hayır canım o zaman sen kimliğin şunu söyleyeceksin. Peki sen şunu söyleyeyim. Noterdeyim. ASKF'nin madem öyleyse ASKF'nin yönetici başkanları niye bu imzaya atanları gidip tek tek arıyorlar ve yanlarına gidip de imzanızı geri çekin, dilekçenizi geri çekin. İşin o boyutu. Hayır lütfen. Ben, ama bunun bir bu konuyu çok fazla şey. Bir dakika, ben sadece bir cümle söyleyeceğim. Bir dakika. Noterde gidersiniz. Başlatırsınız tamam. Bunu. Tamam. Ben ya, giderim üye olarak kimliğimi ibra ederim. Derim ki ben X bir kulübün idarecisiyim. Derim ya, gerek yok. Şimdi kaç tane amatör kulüp var? 60 tane diyelim. Kaç tane imza toplanmış? 69 tane. Bu amatör kulüpleri AKSF mi temsil ediyor? Evet. Peki bu imzalar toplanmış kendisini istemiyorlarsa niye medeni bir şekilde seçime gitmiyor? Evet. İlla noterden mi çekilmeli? Mahkemelik mi olur bana? Şimdi ben seni istemiyorum. Şimdi veya sen beni istemiyorsun. Hadi seçime ben gidelim. Ben ki, o zaman demokratik olarak burada AKSF'nin yaptığı da yanlış. Ya sen 60 tane kulübü bir defa ikna edememişsin. Adamlar senden memnun değil. Senin memnun edemediğin bir teşkilatın başkanı olman kadar saçma sapan bir şey olamaz. O zaman sen seçime kendin gideceksin. Evet. Ben de diyorum. İlla noter mi olması lazım? Hayır. İlla ben, mahkeme mi olması lazım? Ben bunu lazım? ASKF'yi ya da bir başkasını savunduğum için söylemiyorum. Şimdi bugün yasal süreç sona erdi, işte gitmezse yargıya gideceğiz diye atıyorum. Ben ASKF başkanıyım. Siz götürdünüz beni yarın. Yargıya niye gitsin yargıya? 60 tane kulüp ben istemiyorum. Zaten 60 kulüp var. Kongre kararı almazsa. Hadi seçime diyecek. Kongre kararı almazsa 60 tane 69 tane imza veren insan yargıya gidecek. Kim bu AKSF'nin başkanı?
Abdülkadir Gözeniz. Şimdi git yanına İbrahim Kızıl eleştirir bana. Sen İbrahim Kızıl'dan betersin. Konuşsanıza. Konuşuyorum. Ben diyorum ki ASKF'nin genel kurulun yapılalık ne kadar oldu Ökeş? Vallahi sen amatör takımcısın. Geçen yıl yapıldı. Geçen yıl yapıldı. Niye aday çıkartmadılar? Tamam tamam. Bak ben sana ne diyorum. Şimdi AKSF'nin aday çıktı çıkmadı. 60 tane imza toplandıysa demokratik olarak kalkacak seçime gidecek. Şimdi bu arkadaşa git İbrahim Kızıl şeyli İbrahim Kızıl Bey'le diye başlar. Bunların hepsi böyle ha. Birisi ikisi değil. La sen İbrahim Kızıl'dan betersin. Öbür belediye bak. Belediye sporu İbrahim Kızıl'ın yönetiminden beter. Öbürüne ya kazan kazana kara demiş tavanın gülmeden aklı gitmiş derler. Yani şu hale bakın ya. Ya biz kendimiz bireysel olarak düzelmezse kafa olarak hiçbir... Şimdi İbrahim Bey gitti. Sizin söylediğiniz sistemde kimse görev bırakıp da ben bu işi yapamıyorum gel benim yerime yap demez. O zaman İbrahim Kızıl'a da kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Oturur orada. İbrahim Kızıl'a herkes sportif anlamda eleştiriyor. İbrahim Kızıl'ı. Öyle mi? Sportif yani, anlamda mı eleştiriyor anlamda herkes? Eleştiriyor. Yani sportif başarı olmadığı için sen bunu gerçek mi söylüyorsun? Gerçek söylüyorum. Yok. Bak canım. Ben burada İbrahim Kızıl'ı savunmuyorum. Hayır delegeler. Ben diyorum ki bak demin yine söyledim. Baştan dibe kadar bozukluk var. Laşkalık var. Evet. Bu sistem düzelmedikten sonra bir sürü İbrahim Kızıl'lar gelecek. Bir sürü bilmem kimler gelecek. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu dernekler yasası neyse denetime açık olmalı, incelemeye açık olmalı, hesap sormaya açık olmalı. Taşın altına elini koyduğu zaman eli ezilmeli. Evet, geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Hocam burada çok güzel ifade etti. Dedi ki neden kulüp başkanları yargılanmıyor? Bu kadar kulüpleri zararlara bırakıyorlar ve evet. İşte maddi külfet altında bırakıyorlar. Evet. Ki onunla ilgili de çok fazla bir olumlu eleştiri aldık. Gerek buradan gerekse bizi Türkiye'den ve yurt dışından izleyen izleyicilerimiz. Yani çok fazla da o konuda bir şey aldık. Yani bir sizin ifade ettiğiniz gibi bazı şeylerin artık Türkiye'de değişmesi gerekiyor ve hesap sorulabilmesi lazım. Dün mesela ulusal bir kanalda dinliyorum. Adam diyor bakıyorsunuz Türkiye'de Fenerbahçe'yi şu kardeşler yönetiyor. İşte Galatasaray'ı bu kardeşler yönetiyor. Gaziantepspor'u bu kardeşler yönetiyor. Kardeşim diyor bu memlekette hep kardeşler mi götürecek bu kulübü diye. Yani ya şimdi demokratik yapıyoruz. Bir sistemde yaşıyoruz ya biz demokratik evet. Bir ortamda yaşıyoruz. Yani bir yere ceketini atan adam oradan kalkmıyor. Ya sana 60 tane imza toplamışlar kardeşim. Sen bir seçime gitsene ya. Ya da sen bu adamları memnun et o zaman. İmza toplamasınlar. Demek ki sen çalışmıyorsun. ASKF seçime gitmeyeyim demiyor. ASKF'nin tespit ettiği 69 imzanın 40 tanesinin sahte olduğu tespit ediliyor. Ya o zaman gitsin hukuksal yoldan hakkını arasınlar yani. Bak az önce gösterdi işte herkesin ayağına gidildi. Herkes... Bu imzayı sen mi attın, atmadın mı manasında. Ben diyorum ki ben ASKF'yi ya da diğer imza toplayanı savunma anlamında demiyorum. Eğer birisini istemiyorsak bunu yasal yoldan gidip... Peki ona niye gereksinim duymuşlar abi? Ben de işte onu demek istiyorum. Şimdi sen yani, buna gereksinim duyuyorsun. Daha 6 ay önce, 7 ay önce... Mehmet Ali Hocam bu konu aslında çok uzun bir konu da. 6-7 ay önce ya da 1 yıl öncesinde... Ya şimdi buradan orada... Kurul yapılıyor. Ramazan Bey. Tek liste giriliyor. Herkes... Ramazan Bey, şunu söylüyorum. Bunu kapatalım çünkü basketbol programımızın hemen, sonuna hemen geliyoruz. Bir cümle keş. Denetleme raporu okunuyor, faaliyet raporu okunuyor, herkes el kaldırıyor, onaylıyor. O zaman onaylamayın bir tane aday çıkartın. Ya adam Adıyaman'da çıkıyor, amatör kulüplere neler mesela, yaptığını anlatıyor. Ben, biz de burada seçim konuşuyoruz. Mesela ben bir tane şey çok eleştiriliyor ama Esenspor'un başkanı Mehmet. Mehmet Yılmaz çok eleştirilir. Kimse de desteklemese bile çıkar tek başına aday olur. 10 tane oy alır, 5 tane oy olur. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum, ne aday olsun? Oluyorum kardeşimdir. Ben o adamı tebrik ediyorum. ASKF ile ilgili konuları önümüzdeki hafta yani çok ASKF konuşacağız. Yani ASKF ya da başka şey. Konuşacağız da. Şimdi biz zaman, burada onu şeyimiz geçelim. Daha mantıklı olur diye hemen burada gelen mesaj var. Buradan Elazığ Spor'u da tebrik etmek istiyorum sevgili seyirciler. Bizleri de izlemişler, izliyorlarmış. Özellikle Bayram Hoca'yı ve futbolcularını ikinci yarıdan müthiş bir çıkış yakaladılar. Çok 6 puanların silinmesine rağmen şu anda çok iyi bir konuma geldiler. Aslında Bayram Hoca'yı da... Önümüzdeki hafta Bayram Hoca'yı da burada en azından görüşlerini almak istiyoruz.
Buradan hemen kendilerine de belirtelim. Bir de Elazığ'da mesela taraftarların en büyük şikayetçi oldukları konulardan birisi Elazığ Sporlu Stadı'nın yapılmaması. 10 yıldan beri söz verilmiş. Hala şu mevcut statta da birçok tamirat işini var belirtmişler. Lütfen bunu dile getirin diyorlar. Biz de burada Elazığ'daki yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce taraftarların rahat edebileceği bir stat veya stadın onarımı sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta inşallah Bayram Hoca'yı da burada alacağız. Sayın Deniz Kökeni ve Gaziantep Basketbolu da tebrik ediyorum. Bu hafta Beşiktaş'a çok da şey olmasa mağlup oldular ama playoff yolunda yollarına devam ediyorlar. Mutlaka bununla ilgili bir iki görüşünüzü de alalım. Burada kendisini de konuk etmiştik. Deniz Kökeni kutlamak lazım. Sessiz sedasız çok güzel Gaziantep'i temsil ediyor. Deniz Kökeni düşünürse Büyükşehir Belediye'yi el atması lazım bence. Ve bu hafta öyle bir taraftar şeyi vardı ki Beşiktaş maçında stat, salon 1,5 saat önce, 2 saat önce tıklım tıklım dolmuştu. Müthiş bizim bir taraftar desteği vardı. Bu yönetimsel anlamda Deniz Kökeni Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'a el attırmamız lazım. Yoksa bu takım iflah olmaz. Ha, orada da başarılı olacağını inanıyorum. Gerekirse Gaziantep Spor'a bile bu tarz bir kişinin ihtiyacı var. Evet. Futbol yöneticiliği de yapmış herhalde Erzurum Spor. Evet, evet. Fethiyespor Başkanı. Erzurum Spor falan. Ya, İstanbul'da da yaptı hocam. İşte İstanbul Fethiyespor. Evet. Sporun dili birdir ya. Spordan. Evet. Ya hocam çok güzel yani öyle bir müthiş bir taraftar desteği vardı ki yani evet. Bilmiyorum. Görmenizi isterdim insanların aileleriyle, çocuklarıyla gelip de maçtan saatler önce orada gelmesi, müthiş bir taraftar desteğinin olması, işte çok geniş güvenlik önlemleri alındı biliyorsunuz Ramazan ile. İşte bak biz tekerlekli sandalyeyi konuşuyoruz. Bu hafta diğer takımımız herhalde birinciliği yükseldi. Birinciliğe yükseldi. Yükseldi. Onları da tebrik ediyoruz. Ramazan yılda ilk yıllar olmasına rağmen Büyükşehir Belediye Tekerlekli Basketbol Takımı ligde kaldığı bir sıkıntı ligi yok. Ligi 6. sırada bitirmeyi garantiledik. Garantilediniz. Son tebrik ediyoruz. Kaldı. Ne kadar güzel bir şey. Gaziantep bir yönde baktığımız zaman Gaziantep bir yönde de spor anlamından da gelişmeye başladı. Salon sporlarında iyiyiz canım. İyiyiz. İyiyiz de şimdi kıymeti bilmiyor. Mesela şimdi öbür tekerlekli sandalye basketbol 2. ligden 1. lige çıktı. Ligin bitimine bir hafta kalı onlar da garantiledi. Aksaray gibi önemli bir takımla da maçlar var çünkü. O kimin? Engelliler Derneği, Sakatlar Derneği Hulusi Başkanı. Şimdi iki takım mı oldu Antep? Biz Süper Lig'deyiz. Zaten iki takım Büyükşehir var da. Büyükşehir Belediye Süper Lig'de. Biz onlar birinciliğe çıktı. Yani Gaziantep Spor'la hatta Büyükşehir Belediye'ydi. Geçen sezon düştü. Bu sene tekrar çıktılar. Şimdi o takım birinci lige çıkıyor, öbürü bir Süper Lig'de, işte Gaziantep Basketbol birinci lig'de. Bu takımların bu liglerde kıymetinin bilinmesi lazım. Yani düştüğün zaman tamam biraz maliyet düşüyor işte bilmem ne oluyor, git gel yapıyorsun ama Süper Lig'de ya da birinci lig'de ya da farklı bir liglerde bu takımların kıymetini bilinip oralarda kalıcı olması sağlanması gerekiyor. Şimdi hem bizim takım açısından hem diğer birinci lige çıkan takım açısından ya da Deniz Köken Başkan'ın takımı açısından şimdi kaç yıldır Gaziantep Basketbol birinci ligde. Şimdi Karataş'ta yapılan o 6500 kişilik salonun neredeyse 4000 koltuğu doluyor. Yani hayır bu hafta full. Full olan maçlar var. Beşiktaş maçı, Galatasaray Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı. Stat Efes maçı. Ya işte Gaziantep Spor niye lazım bu kente? İşte bunun için lazım. Şimdi bak bir basketbolda Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si Fire and Fire oynuyor. Avrupa'ya gidiyor. Evet. Yani bunlar önemli işler. Yani biz Gaziantep Spor'un küme düşmesi için taraftarlara tekrar sesleniyorum. Ya çaba harcıyoruz sanki ya. Ya şu takımı destekleyin lütfen arkadaş ya. Bu takımın yanında durun ya. Her neyse her şeyi bir tarafa atın artık bitti. Bu takım bu Süper Lig'de kalması lazım. Yani aynı şey. Bugün basket maçına gitmeyen yok. 5000-6000 kişi dediğiniz evet, zaman ciddi bir mesela tarafta. Futbol maçına insanlar tek bireysel olarak geliyor. Şimdi basketbol maçına herkes ailesiyle geliyor. Şimdi adam pazar günü spor sevgisi var içerisinde. Futbol maçına da gidiyor. Futbol maçıyla çakışmadığı zaman ailesini alıp basketbol maçına götürebiliyor. Çoluğuyla çocuğuyla herkes gidiyor. Piknik yerine basketbol maçına gidip orada takıma destek oluyor. Hem de çocuğun gelişimi açısından ya da daha düzenli bir aile olması açısından bu tür sportif faaliyetler bence çok önemli diye düşünüyorum. Evet.
Mutlu abi, programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin ve söylemek istediğin... Gaziantep Spor başta olmak üzere tüm futbol alanındaki takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Basketbol alanındaki takımlarımıza başarılar diliyorum. Nizip, Araban, Şehit Kamil, başka kim var bizim amatör ligde böyle? Şu anda... Bunlara başarılar diliyorum hepsine. Bayan futbol takımına başarılar diliyorum. Evet. Yani futbola ve spor adına neler yapılıyorsa Gaziantep adına başarılar diliyorum. Mehmet Ali Hocam. Ben de 3 programdır Ankara'dan Yasin Gökçek arkadaşımız izliyormuş. Bir selam söylüyoruz diyor. Onun da, ona da selam söylüyorum. Ben de inşallah Gaziantep Spor'la Büyükşehir bu konuştuğumuz kötü süreçten çıkar. İkisi de ligde kalır. Bundan sonraki süreçte daha güzel bir Gaziantep Spor ve daha güzel Büyükşehir konuşmak dileğiyle. Evet. Onlar da Osmanlı Spor'a çok büyük katkılarda bulundular. Evet, Gökçek ailesi. Evet. Ramazan Bey. Şimdi ben Karabük maçına tekrar değinmek istiyorum. Yani Karabük maçı telafisi olmayan Gaziantep Spor'un lide var mısın yok musun olan bir maçı. Artık bunu taraftar desteği mi, şehir desteği mi dersiniz, bunun adına ne derseniz deyin, Karabük maçının mutlaka alınması gerektiği düşünüyorum. Eğer o maçta kaybedilirse Gaziantep Spor'un geri dönüşü çok zor olur diye düşünüyorum. Yine Büyükşehir Belediyespor kendi evinde çok ciddi bir maç oynayacak. O maçta Büyükşehir Belediyespor'a, yine Gaziantep basketbolumuza kalan maçlarında başarılar diliyorum. Ben kendi takımıma da ligin son haftasında, bu hafta Avrupa maçları var, bir haftada var ama haftaya Urfa ile kendi evimizde oynayacağız ligin son maçını. O maçta da galip gelip ligi galibiyetle kapatmak istiyoruz. Evet, değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hemen son hatırlatmak yapmak istiyorum. Gaziantep Spor'da dün vefat eden Roy Terel, program başında da ifade ettik. Program ortasında da gündeme getirdik. Yarın saat 15'te Gaziantep Kalyoncu Arenası'nda da bir anma töreni düzenlenecek. Hemen bunu belirtmek istiyorum. Gaziantep Spor Cuma akşamı Karabük'ü konuk edecek. Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Gaziantep Spor'da yine aynı şekilde bu hafta kendi sahasında Manisa'yı konuk edecek. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.